günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz. Bein Spor stüdyolarına 1 Aralık Çarşamba günündeyiz. Bugünün ilk yayınında Uğur MK ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Programımıza Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim siz. İyiyiz biz de çok teşekkürler. Bugün çarşamba malumunuz istatistik günü. Birazdan ilerleyen programımızın ilerleyen dakikalarında istatistiklerle hem geride bıraktığımız 14. haftayı Spor Toto Süper Lig'deki 14. haftayı hem de 14 haftalık toplam kümülatif rakamlar üzerinden futbol Son durum nedir? 14 haftalık resmi e, istatistiklerle birlikte çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ayrıca diğer haberlerimiz de var, gazete başlıklarımız da var. Onları da sizlerle e, okuyarak hep birlikte değerlendireceğiz. Siz de eğer programımıza katılmak isterseniz sizin manşetiniz hashtaginden yazarak görüşlerinizi, fikirlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz diyelim. Ve ilk başlığımızı ekranlarınıza getirelim. Akşam gazetesinden geliyor efendim. Böyle giderse 97 puanla şampiyon diye bir tahmin yani istatistiklere ve performansa dayanarak geleceğe yönelik bir projeksiyon. 14 maç sonunda 2.57 puan ortalaması yakalayan Fırtına bu performansına devam ederse 97 puanla mutlu sona ulaşacak. Bordo Mavililer rekor puan sayısını da bulacak. Akşam gazetesinin özel haberi sol üstte görüyorsunuz. Şöyle bakayım ayrıntıya. Ee, çok küçük olduğu için biraz okumakta zorundayım. Şuradan bakayım. Evet yok. Evet. 14 maç sonunda 2.57 puan ortalaması. Daha büyük puntoyla atılan başlık ise 3 büyük fiyasko. 3 büyüklerin üçü de geçtiğimiz sezonun 14. haftasında yakaladıkları performansların gerisinde kaldı. 36 puanla lider olan Trabzonspor ise geçen sezona göre 16 puan fazla topladı. Uğur ve sol altta görüyorsunuz bakın bir karşılaştırma tablosu yapmış gazete. Trabzonspor bu sezon 36 puan, geçen sezon ise 20 puan Aynı hafta itibariyle 20 puan toplamış. Geçen sezondan 16 puan fazlası var. Konya Spor yine 10 puanla liderin gerisinde 26 puanla. Geçen sezon 18 puan toplamış. Geçen sezonun 14. haftasına göre 8 puan daha fazla yapmış. Hatay Spor geçen sezon 21 yapmış. 14. hafta sonu itibariyle bu sezon 26. O da üstüne koymuş. Fenerbahçe 24 puanla. Geçen sezon 14. hafta itibariyle 24 puanmış. 2 puan geride. Ee, geçen sezonun aynı dönemiyle kıyaslandığında. Alanya Spor 3 puan geride. Medipol Başakşehir artı 7 yapmış geçen sezonun aynı dönemine göre ki Emre Belözoğlu etkisi diyebiliriz buna rahatlıkla geldiğinden beri. Performansı ortada Emre Hoca'nın. Galatasaray'ın eksi 4 puanı var geçen sezonun aynı dönemine göre. Adana Demirspor'un yeni sezonu. Geçen sezon e, birincilik dedi. TFF Türkiye Futbol Federasyonu birincilikte. Beşiktaş'ın eksi 5'i var. Geçen sezonu aynı dönemle kıyaslandığında 25 puan yapmış. Bu sezon 20 puanda. Antalya Spor artı bir. Gaziantep eksi altı. Altay yine 1. ligden yükseldi. Sivas Spor geçen sezon 17 yapmış 14. hafta itibariyle. Bu sezon 16 sadece eksi 1'de. Giresun Spor yine birincilikten ligden geldi. Kayserispor'un Spor'un artı 6'sı var. Geçen sezonun aynı dönemine göre. Yeni Malatya, Özdür Kablo Yeni Malatya Spor'un eksi 7'si var. Göztepe'nin eksi 7'si var. Kasımpaşa'nın eksi 8'i var. Ve Çaykur Rizespor'da yine eksi 8 puanla geçen sezonun 14. hafta sonu itibariyle bu sezonu kıyasladığınızda. Güzel bir tablo olmuş. Eline sağlık arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın. Bir sonraki sayfamız Fanatik Gazetesi'nden bir rekor daha. Trabzonspor için cumartesi günkü Adana Demirspor maçı farklı bir anlam taşıyor. Bordo mavililer sahadan galibiyetle ayrılırsa puanını 39 yapacak ve lig tarihindeki en iyi ilk 15 haftalık performansına ulaşacak. Abdullah Avcı da kariyer rekorunu kıracak. Trabzonspor şu anda 11 galibiyet, 3 beraberlikle 36 puanda. Öte yandan Abdullah Avcı kariyer rekorunu kırma şansına sahip başarılı çalıştırıcının Başakşehir'in başında olduğu dönemde 2017 yılında 26 maçlık kaybetmeme serisi vardı. Adana Demirspor karşısında Avcı seriyi 27 yapıp kendi rekorunu da kırabilir. Ee, birkaç hafta önce şunu söylemiştik. Trabzonspor'la alakalı kazanmaya devam ettiği müddetçe bütün rekorları yenileyecek diye. O süreçte şu anda İstatistiklerimize geçmeden önce yine istatistik bölümüne pas atan bir başlık gelecek ekranlarınıza Türkiye Gazetesi'nden. Başarı ter ister. Trabzonspor koşu istatistiklerinde de ligin lideri. Zirvede yalnız kalan Karadeniz Fırtınası 14. haftada ligin en çok koşu mesafesi kat eden takımı oldu. Trabzonspor Galatasaray'dan 6, Fenerbahçe'den 11, Beşiktaş'tan ise 16 kilometre daha fazla koştu. Biz bunu her çarşamba veriyoruz zaten izleyicilerimize ligin birinci yarısını izlemeleri İsterseniz kendi grafiklerimizi de getirelim tamam. ekrana. Yani Gazeteler de artık çarşamba günleri yapalım. istatistiklere daha fazla yer ayırmaya başladı galiba. Öyle mi? Bilmiyorum. Bana mı öyle geliyor acaba? Galiba bu Trabzonspor e, sayfaları tabii daha fazla yapılmaya başlandı daha fazla yer doğal ayırmaya başlandı Trabzonspor'a lider olduğu için doğal olarak ancak çok derinlikli <laughs> bir şey çıkmıyor üzülerek söylüyorum bir okuyucu olarak. Yani evet tabii ki haberlerin haberlerinde değeri var. Bir takım rekorlar yenileniyor, egale ediliyor, kırılıyor. Bunların da değeri var. Ama hemen her gün aynı şeyi görüyoruz. Bir de şu Gelinlikli var. Derinlikli bir şey çıkmıyor. Bu mesela işte Abdülkadir Parmak ne yapıyor? Trabzonspor'da Bu hafta kadrodaydı. Abdülkadir Parmak evet. değil mi? Doğru. Bu hafta kadroda ne yapıyor mesela? Abdülka... Abdülkadir Parmak'ın hikayesi nedir mesela? Bununla ilgili bir şey hiç okudun mu? Belki de biz kaçırdık diyeceğim ama benim gözüme çarpmadı, doğru söylüyorsunuz. Hem de gözüme çarpmadı. Ha gözüme çarpmadı deyince içime dert oldu dünden beri. E, Fenerbahçe e, maçında e, genç kardeşimiz Ferdi Kadıoğlu yüzü dönük yatmıştı şey. Evet. Kalenin arka e, barajın arkasına. Bu ikinciymiş galiba. Hakkını yemeyelim. Hatamı yani şey etmedim zaten. Evet. derbideymiş. E, e, i̇kinci kez barajın arkasına yatmış Ferdi Kadıoğlu. E, ilkinde de yine Yüzü dönük olarak yatmış. Yani daha biz görmedik demiştik. Bizim dikkatimizden kaçmış. Ee, bunu da hemen düzeltelim. Hakikaten dünden beri içme dert olmuştu. Aklıma geliverdi birden. Onu İyi da söyledim. İstatistik konusunda bir de şunu ekleyelim. Ee, başından beri bu işle ciddi olarak hani çalışıyoruz. O onunla bağlantılı mıdır? Bu bununla bağlantılı mıdır? Acaba bunun içinde şu var mıdır? Çünkü bu işe biraz vakit ayırdığınız zaman istatistik meselesinde şunu görüyorsunuz ki tek başına bazı çarpıcı sonuçlar bir şey ifade etmiyor başka bir yere de gidebiliyor mesela dün e, bizim kaynağımızda yok takım boyu istatistiği hı hı. değil mi güzel bir veri aslında evet. takım boyu başka bir kaynaktan biz e, baktık çalıştık takım boyu istatistiği mesela Özgür kablo yeni Malatya Spor'un en kısa takım boyu 50 metreydi galiba değil mi? 50 metrede en kısa da oynayan... ...Özdür Kablo, Yeni Malatya. Ama ligdeki yerine bakıyorsun... ...normalde ne dersin? Takımın boyunun uzamaması lazım. Kolay gol yememek için ya da... ...kompakt kalabilmek için sahada. Ama en kısa Özdür Kablo... ...demek ki diyorsun ki... ...burada başka bir şey var. Dolayısıyla her istatistik de yerli yerine oturmuyor. Biraz e, diğerleriyle etkileşimine... ...ve de eldeki gerçek sonuçla... ...oynanmış maçların sonucuyla şey yapmak lazım. Bu arada takım lazım boyu aslında ölçülmüyor. O ölçülen şey... Yani başka kaynaktan edindiğimiz söylediğin şey var ya takım evet. boyu sesi. O aslında ortalama pozisyonlara bakmış. Oyuncuların ortalama pozisyonlarına. Oyuncuların ortalama pozisyonlarından bir, bir projeksiyon çıkarım. yapmış. Evet. Bir tahmin yürütmüş aslına bakarsan. Evet Koreledir. Ortalama pozisyonlarla takım boyu Koreledir. Ama birebir örtüşmez. Tam oradan tam anlamıyla takım boyu projeksiyonu yapamaz. Benim onu ilk gördüğümde aklıma gelen demek ki özür kablo yeni Malatyaspor çok fazla hücuma çıkmıyor. Daha fazla bekliyor. Santrifor'u yakındır o yüzden diyorsun en üstteki oyuncusu. Muhtemelen evet. Mümkündür ama dediğim gibi takım boyu ölçümü diye bir istatistik yok. Sonuçta da tek başına bir şey ifade etmiyor zaten. Ya siz maç sonu veriyorsunuz ya. Evet. Oyuncuların tabi tabi ortalama anladım, pozisyonlarını. Anladım, anladım. Evet. Ben Ben ortalama pozisyonlarının fotoğrafını çekiyorum düşün. Üst üste ondan siz sonra veriyorsunuz. koyuyorum topluyorum. Ben onu bilgisayarıma alıyorum. Kaçıncı metre olduğunu hesaplıyorum çok kolay. Ölçekleme yapıyorum. Senin verdiğin sahanın boyu 8 santim diyelim ki. Normalde sahanın boyuna 105 metre ölçekleme yapıyorum. Ölçeklemeye göre en gerideki oyuncuyla en uçtaki oyuncunun mesafesini ölçüyorum. Al sana takım boyu diyorum. Ama tabii ki bu bilimsellikten bir miktar uzak. Korele midir? Yaklaşık bir şey bulabilir misin? Evet. Bulabiliriz. Net bir yanıt mıdır? Hayır. O zaman ilk sayfamız gelsin efendim ekrana. 14. haftada yani geride bıraktığımız haftada en çok mesafe kat eden takımlar. Ligin birincisi şaşırtmayacaktır herhalde kimseyi bu sezon her birçok haftada olduğu üzere Trabzonspor 118.9 kilometre koşmuş ve bu istatistikte birinci sırada Altay 117.7 ile ikinciliği almış diğer büyüklerden. Galatasaray 113.4, Fenerbahçe 108.2, Beşiktaş da 103.1 koşmuş ki sıralamaya baktığında Galatasaray ligde 11. Fenerbahçe 16. ve Beşiktaş da 20. sırada en az koşan takım Şimdi Beşiktaş'ta bir çok uzun süre bir oyuncu eksik oynadı. Evet. 53 dakika yanılmıyorsam. Dolayısıyla Beşiktaş'ın 103 kilometre koşu mesafesi 30 bir miktar, miktar yanıltıcı. 36 mıydı? 37 miydi? 37 idi galiba ona göre 53 dedim. Şimdi tahmini olarak... Yani üstüne yaklaşık bir 7-8 kilometre daha koymak... Evet. Tahmini olarak 53 dakika 5 kilometre, 6 kilometre Necip Uysal Koşar veya abi. yerine bir oyuncu koşardı. 108-109 olurdu. Beşiktaş ortalarda yer alırdı. Burada ama dikkat çekici olan Fenerbahçe'ki düşüş. Fenerbahçe 88'de gördük kırmızı kartı. Doğru. Dolayısıyla koşu mesafesini o 500 metre bilemedim bir kilometre etkiler. Çok fazla etkilemez. Fenerbahçe normalde 114-115'lerde gidiyordu sezon başından beri. Bu hafta bakıyorsun 108. Ha başlı başına bir şey ifade eder mi etmeyebilir ama gözlemleyelim. Hani Fenerbahçe bir de enteresan olan şu takımda koşucu. Koşucu takım Doğru. seçilmiş Orta sahada Max Mayer, Crespo, Max Mayer, Zeiss. Crespo, Zayt. Max Mayer, Crespo, Zeiss'ı <laughs> çok fazla asist yaptıkları için, çok fazla rapası attıkları için, çok fazla gol attıkları için oynatmıyorsun. Koşsunlar da yönetiyorsun. Crespo, Mayer, Zayt'ı mücadele etsinler, top kazansınlar diye. 4 savunmacı, artı üç tane önlü ver o. Kat ettiğin mesafe 108. Doğru. E, o zaman hedeflediğin şeyle ulaştığın nokta aynı gibi görünmüyor. O yüzden onu bir gözlemleyelim. Tolga şunu yapalım mı? Bence yarına bile yapabiliriz. Sezon ortalamaları var değil mi bizde? Var. Kat ettikleri mesafe sezon ortalamaları. Var. Kat ettikleri mesafe sezon ortalamalarını sıralayalım onu lig sıralaması ile karşılaştıralım. Mesela kat ettiği mesafede birinci olan ligde kaçıncı? Diyelim ki birinci beşinci eksi dört. İkinci tamam, olan kaçıncı? Ne kadar korele ona bakalım. Kat edilen mesafeyle lig sıralaması koreleme. Gerçekten bu değerli bir veri mi? Yoksa bir alakası yok mu? Bence bunu incelersek enteresan bir şey çıkabilir. O zaman ikinci sayfa gelsin. Oyuncu bazında kim en çok mesafe kat etmiş? Burada Ona ilk yok sırada Olivia Kemen var. Evet. Kayseri'den. Çok alışık olmanız bir isim. Burada Jimmy Durmaz 12 kilometre koşmuş, Mahmut Tekdemir 12, Hayredinoviç 11.9 yani aşağı yukarı 12. Ya tabii Siopis, Mahmut ön libero ama Jimmy kara 8 numara gibi oynuyordu, 6 numara. Adnan oynadı bu maçta. 4-1, 4-1 gibi oynadılar. Jimmy ile Bertolacci 8 numara gibi oynadılar Trabzonspor karşısında ve Jimmy'nin 8 numara oynayıp belki çok verimli bir maç oynadı tartıştır. tartışılır. Ama 12 kilometrin üzerinde koşması yine de takdir eder. Yaşı da var. Demek ki Francesco Farioli takım koşu mesafesinde de kara gümrük yukarılardaydı çünkü galiba değil mi? Bakıyorum. O evet. şey kağıt Yaklaşık 116 koşmuş. Dördüncü. Yani Francesco ki takımı fiziksel olarak da iyi seviyede. Onu hissediyoruz burada. Eksikler nedeniyle herhalde Jimmy Durmaz bu hafta o bölgede oynadı ama sezon başından beri hocanın Jimmy Durmaz'dan beklentileriyle aldıkları ne kadar örtüşüyor ben de onu merak ediyorum. Mesela Francesco Farioli'ye sormak istediğim şeylerden bir tanesi o. Yani bir fırsat olsaydı sormak istediğim şeylerden sorulardan birisi bu olurdu. Ne bekliyor ne alıyor. Şimdi Jimmy biz kariyeri boyunca... Kanatta da çok izledik. Doğru. Fakat Karagümrük konu e, merkezde bu. Özellikle çıkışlarda da geriye geliyorlar, geriye yaklaşıyorlar. Karagümrük 8 numaralı ve çıkışlarda yardımcı oluyorlar. Orada izliyoruz. Şimdi o pozisyonda oynayan oyuncunun da biraz e, fazla top kaybı yapması söz konusu olabiliyor. Çünkü geçişleri sağlamaya çalışıyorlar. Merkez orta saha oynayarak. Şimdi Durmaz da belki hani fazla top kaybı dikkatini çektiyse, gözüne çarptıysa da istatistik olarak onu gördüysen biraz o yüzden. Bu sezon 12 maçta oynadı. Ee, 3 maçın ikisinde ya 14 maçta 9 ilk 11 oynamış. Yani çok kullandığı bir oyuncu. Çok Francesco Farioli'nin. Ve Demek daha ki... çok da merkez orta saha kullandı. Kanattan ziyade. Verim alıyor. Kendi. Ya Orada ondan beklentisi ya şimdi özellikle Bilya yok. Bilya varken hadi çıkışlarda zaten anahtar adamı oluyor. Topu Bilya'ya oynuyorsun. Bilya sola ya da sağa oyunun yönünü değiştiriyor. Ve o çıkışı kolaylaşıyor. Bilya olmayınca Cimi ile Bertolac yaklaşıyor. Onlar bu sefer oyun yönünü değiştirmeye ve rakibi şaşırtmaya çalışıyor. Bilya olduğu zaman o kadar hızlanıyor ki Karagül'ün oyunu. Tabii Bilya olmasıyla olmaması herkesi etkiliyor. Cimi Durmaz'ı da etkiliyor. Bilyalı li Cimi Durmaz oyun merkezini daha öne taşır. Bilyasız Cimi Durmaz oyun merkezi daha geriye gelir. Öyle bir etkisi var. Oyuncu bazında İstatistikimiz. Burada bizi şaşırtan isim var mı? Geraldinovic Genelde... de 8 oynuyor ama hep buralarda. Tebrik ederiz. Bir de ben böyle oyuncuları seviyorum. Mesela Hayreddinovic de onlardan biri. Türkiye'de yetişmiş bir boşnak. Çok küçük yaşta buraya gelmiş. Özellikle Aykut Kocaman'la çok uzun süre çalıştı. 17-18 yaşına gelip belli bir seviyeye gelip A milli takıma gidince falan beni çok mutlu ediyor Süperlik üretimi. Türk değil ama süper lig üretim bir oyuncu. O yüzden Hayreddinovic'in gelişimi taktiği. Demek ki biz bazı oyuncuları geliştirebiliyoruz. Onu görüyorum. Yabancı oyun çok küçük yaşta buraya gelip gelişiyorsa bu ligde demek ki geliştirebilen bir lig. O beni mutlu ediyor. Koşu mesafesi demişken takımları verdik değerli izleyenler. En çok o, koşan... Bu arada özür dilerim. Hayra çok o kadar küçük gelmedi tabii de. Ee, Hacı Ahmet Oviç mesela küçük geldi. Hayra biraz daha e, ilerleyen zamanlarda ama Türkiye'deki gelişimi açısından hikayeye uyuyor. Peki. En çok koşan takımları, en çok koşan oyuncuları verdik. Hakemlere de bakalım. E, bizim triyo programında e, kullandılar. E, her hafta, hafta bittiği zaman, pazartesi akşamki programında programda haftanın hakemleri ne kadar koşmuş onları getiriyorlar ekrana. Haftanın en çok koşan hakemi Atilla Karaoğlan olmuş. Evet. Erkan Özdamar 11 kilometre, Ali Şansalan 10.9-11. E, Cüneyt Çakır 10.8, Hüseyin Göçek 9.9 koşmuş. Bu ilk 5 mi? Bu ilk 5. Devamı geliyor devamında da Yaşar Kemal Uğurlu hep 9.9, buralarda. Yani hakemler de 3 aşağı 5 yukarı kendi ortalamalarında futbolcular kadar koşmuşlar, gibi yani. yani. Çünkü futbolcular da en çok uzun 12'ydi. En çok koşmuşlar. Atilla Karaoğlan da 12'ye yakındı. Fırat Aydınus tabii 48 yaşında artık. Bir de hakemlik sadece koşmakla ilgili bir konu değil. Elbet. Aslında en iyi kararları koşarken değil de dururken verirsin. Koşarken karar vermek aksine e, algıyı bozabilir, yanıltabilir, muhakeme yeteneğini düşürebilir. Esas dururken doğru kararları verirsin ama tabii yakın olmak önemli pozisyona. Dur ve 50 metre uzaktan izledemiyorum. Tabii. <laughs> Yaklaş ama ondan sonra doğru yerde dur. Fırat Hoca da bunu iyi beceren, hani pozisyonlara yakın kalmayı beceren, çok koşmamasına rağmen doğru koştuğu için pozisyonlara yakın kalmayı becerebilen bir hoca. Doğru zamanda doğru yerde olabilen. Bir de 48 yaşında e, pek tabii ki koşu mesafesi farkı oluşur Atilla olan onlar arasında. Ben Hakem benim koşu mesafesini genel olarak iyi buldu. Bilmiyorum Trio programında daha iyi değerlendirilir elbette üstadlar. Bir sonraki sayfamız geride bıraktığımız 14. haftada topun oyunda kalma, maçlarda topun oyunda kalma süreleri ve faul sayıları. Şöyle bakayım en çok nerede demir grup yok. Ha evet 25 ile pardon Çaykur Rizespor Yukatel Kayseri spor maçında 25 faul yapılmış. Demir Grup Sivas Spor Atakaş Atay Spor maçında 24. E şunu da söyleyebiliriz. 20.9 ortalama ile sezonun en az faul yapılan haftasını geride bıraktık. O enteresan değil mi? Evet. Keşke faul sayıları bu seviyelere düşse. Premierlik seviyesi yani bu. Biz de 27-28 ortalamayla genelde seyreder çünkü. 21'e falan düşmesi müthiş bu Premierlik seviyesi. Bir de 3 maçta da 60 civarı Top oyunda kalmış ki hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz bir şey yani keşke top oyunda 60'larda kalsa diye umut ediyoruz. Ee, Şampiyonlar Ligi 60'ın üzerinde, Premier Lig 60 civarında. Ki 90 dakika, 91, 92, 93 evet. dakika üzerinden 60. Çok Biz uzamıyor. genelde evet. 100, yaklaşık 100 yani üzerinde. Şampiyonlar Ligi'nde 95 dakika ortalama oyun süresi, 61 dakika ortalama oyunda kalma. Evet. Bizde geçen sezon Ortalama oyun süresi 99. Yani uzatmalar sebebiyle. Topun oyunda kalma süresi 56. 55 56. Yani 99'da 55 e, ne oluyor? %55. Ya bir yarıyı neredeyse boşa geçiriyoruz gibi bir neredeyse. durum var. Konsantre bir yarı ve boş bir yarı Tabii gibi bir durum hayatımızdan var. Hayatımızdan 44-45 dakika evet. çalınmış oluyor. Ama Şampiyonlar Ligi'nde çalınan süre 30 34 dakika. Evet. Bizde çalınan 45. Aradaki fark o ve Ozan Tufan'ın sözlerini hatırlayalım yine. Oyun durduğu zaman niye duruyor diyorum. Ne oldu diyorum. Şaşırıyor. Şaşırıyor. Yani. Çünkü durmuyor. Premier ligti. Şunu, şunu söylüyor hatırlayın e verdiği e röportajda. Ben diyor Türkiye'de duruyorduk serbest atışta, taç atışında duruk soluklanıyorduk. Biz de artık biz bunu kanıksamışız. Mesela bir sakatlık olduğu zaman gidiliyor, su içiliyor, orada taktik alınıyor, öyle oluyor, duruyor, dinleniyor bir ne falan filan. Bunlar oluyor. Orada diyorsun taçlar saliselik. Evet. İşte dur, durak, bir önlem dur. almak lazım. Dün, sonuçta bu tablo çıkıyor ortaya. Dün bazı önlemler söylemiştik. Bugün bir önlem daha geldi aklıma. İşte dünü çok kısaca özetlersek buyurun. Sakatlanıp kenara giden oyuncunun bir sonraki düdüğü beklemesi. Taç atışları avut atışları, frikikler gibi duran toplarda e, bir süre sınırının getirilmesi yani hakemlerin daha kolay kart çıkarması. 6 saniye değil tabi ki ama o de olduğu gibi değil mi? Taçları 30 saniye beklememeliyiz yani. Her taçta 30 saniye bekliyoruz neredeyse. Evet. Avut atışlarında 6 saniyedir. Süre ama pek uygulanmıyor ya. Evet. Frikiklerde, taçlarda, kornerlerde keşke onunla ilgili bir talimat yayınlansa. Bugün bir şey daha aklıma geldi. Eee Unuttum. Eyvah. Ben o zaman bir sonraki sayfaya tamam. geçiyorum. Hatırlayınca, ha, hatırlayınca söylersiniz. E. Bugün bir şey de aklıma gelmiş. Şimdi e, hakemlerin... Ha itiraz. Özür dilerim. Hatırladım. Ha buyurun. Şimdi itiraza şiddetli gelene sarı kart gösteriyorsun. Evet. Koşarak geliyorsa, evet. şiddetli geliyorsa, el kol yapıyorsa, seni tribünlere karar zorluyor. O kriteri biraz düşürsek acaba bu, bu lige özgü olarak. Çünkü futbolcu da kurnaz. Futbolcu da biliyor ki şiddetli itiraza gelirse sarı kart görecek. Şiddetsiz itiraza geliyor bu sefer ama vakit kaybettiriyor. Konuşmaya geliyor. Mesela ellerini arkada bağlıyor. Geliyor yine söyleyeceğini söylüyor. Böylece ne oluyor? Hakemlik Evet. hakemlik kolu bağlı. Sarı kart çıkaramıyor. Ama vakit kaybettiriyor oyuncu. Acaba orada kriteri biz bu ligi özgür olarak biraz aşağı mı çeksek? Beş yıl süreyle desek mesela. 5 yıl süreyle her itiraza gelip vakit kaybettirene sarı kart vereceğiz desek. Mesela bugün aklıma geldi. O geçen gün dediğinizde ya. Kaptan kalecilere büyük saygım var diye ama sanki biraz e, oyunun... Nasıl diyeyim? Ruhuna demeyeyim de e, akışına aykırı bir durum oluşuyor gibi. Şimdi bir takım içi evet. karşı bir rakip takımda bir ta atışma, bir tartışma ya da herhangi bir gerginlik olduğu zaman o da kalesinden ka kopup geliyor. O direkt ser kart e işte Kaptan yani böyle bir risk var yani. mı Aynen öyle. Kalecinin gelmemesi lazım. akan oyun içerisinde olan bir isim olursa sanki daha makul olabilirmiş. Yok geliyor itiraz ediyor sonra olur. diyor ki ben kaptanım. Ya kaptan olarak itiraz edip vakit kaybettirmeye yani yetki yok ki. Voleybolda da mesela hani takım sözcüsü, takım kaptanı vesaire Aa, itirazı yapar falan. farklı, kaydeler farklı. İşte futbolda öyle değil. Yani. Voleybolda, bir da... ayrıcalık yok orada yani. Voleybolda süreyle ilgili bir şey yok ki, endişe yok ki. Voleybol sayıyla yapılan bir şey. Doğru. Basketbolda da süre duruyor. Ama futbolda süre ölüyor, süre gidiyor. Ve biz bu süreyi kazanmak istiyoruz. En yani büyük problemimiz o. Onlar da voleybolda biliyorsun bu şey konusunda çünkü bazen maçlar bir oluyor, bir bir oluyor, iki oluyor, 2 bir oluyor. 4 set seyrediyorsun. En son bizim kızların antrenman maçında ruhumu teslim ediyordum. Öyle söyleyeyim. 2 i̇ki, iki oldu. Voleybol Üçüncü sete uzadı. Evet. Yani 21 üzerinden oynuyorlar. Final seti neyse ki kısa. Final seti evet. Yok yine 21'e hani kimse kırılmasın diye yine 21'e uzattılar. Ha, Vallahi 5 set. Anladım. Antrenman çok uzun sürdü. Neyse onlar da bakıyorlar şeye e, voleybolun da yönetici kurumları daha hızlı, daha efektif, daha e, pratik, e, daha nasıl diyeyim. E, çünkü ondan biraz izlenme oranlarının bundan düşük olduğu vesaire şeklinde şeyler var. Voleybol hızlandı aslında ama. Çok hızlandı geçmişe Bizim çocukluğumuzda biliyorsunuz servis, biliyorsun, geçmeleri ser servis düşün. geçiyordu Tabii. ve 15 sayıydı bir set. Şimdi servis geçme yok, hepsi sayı. Bir set 25 sayı, final seti 15 sayı, eskiye göre çok hızlandı. Ya, voleybol eskiye göre daha keyifli izlemez. Her zaman öyleydi de eskiden ben... biraz daha zordu. Çok fazla servis geçiyordu bazen. Giderdik babamla, eş maçlarına vesaire. Ben çok severdim. Neyse. Ee, neredeyiz şimdi dostlar? Ha, sıradaki istatistiğimiz, istatistiğimiz duran top hariç yenen goller. Bu ilk 14 hafta itibariyle. 14. hafta değil, 14 haftalık. Duran top yenen, duran top hariç yenen goller. Sağ kanattan Beşiktaş kalesinde 2 gol görmüş. Merkezden 11 gol, sol kanattan da 4 gol. Yani ağırlık olarak Beşiktaş'ın merkezden. Merkezden ama sayısı çok dikkat çekici. Evet. 11. Çok dikkat çekici bir sayı bu. Yani bunu nasıl okuyabiliriz? İki şekilde okuyabiliriz. Realist olmasaksa Beşiktaş bu sezon hücumda kaybettiği toplarda geri dönüşte sıkıntı yaşıyor. Geçen sezon hücumda kaybettiği toplarda çabuk geri kazanıyordu. Bu sezon çabuk geri kazanamıyor. Peki Birincisi burada o. Peki burada en çok kim arıyor? Atiba'nın rolü var diyeceksin. Josef Atiba daha önce Elneni bu işi beraber kolektif olarak. Wellington geliyordu oraya iyi yapıyorlardı. Bu sezon hem Atiba'da gerileme var hem Wellington'da gerileme var. Hem yeni bir Elneni bulamadılar. Josef çoğunlukla yalnız kaldı. Merkezden yedikleri gollerde bir çabuk geri kazanamama. Karşı pres gücünün düşmesi. iki bence stoper performanslarına düşmesi. Mesela Ama orta Wellington sen geçen seneki Wellington değil orta saha direnci düşünce. Stoperleri de etkiler. Geçen sene hep ne konuşuyorduk? Beşiktaş bir hücum takımı. Hücum takımı olarak kodlanmış. Genetiğinde bu var. Beşiktaş savunma yapmaya çalıştığı zaman savunmadaki sıkıntılar, defolar ortaya çıkıyor demiştik. Bunlar geçen sene de vardı. Ama geçen sene Beşiktaş aynen söylediğiniz gibi oyunu orta alanda kazanıp domine edip üst üste atak yapma, yenileme şansını buluyordu. Topu kazanıyordu. Bu sezon o yok. Evet. Dolayısıyla senin savun yani Beşiktaş takımının savunmada ya da savunma göbeğindeki sıkıntılar net bir şekilde can acıtmaya başladı. Fenerbahçe'de sol hücumda da anahtar kanat savunmada da zafiyet verdiği yer. Yani hem soldan daha fazla atıyor hem de soldan daha fazla yiyor. Demek ki onun da bedeli oluyor. Eee Galatasaray'da da sağ kanat için benzer bir şey söylenir. enteresan. Mesela Galatasaray'da çok sağ savunma probleminden değil de daha çok sol savunma probleminden bahsediyoruz ama ama daha Gal çok sağ kanattan yemişler. Galatasaray'ın rakipleriyle biz burada konuşurken belki çok dikkat etmiyoruz ama hep ne diyoruz? Yedli'nin kanadından Ama yükleniyor. Yedli'nin kişisel zafiyeti olabileceği gibi Yedli'nin önündeki oyuncular çok değişiyor. Galatasaray'ın çok fazla değişen da var, tabii, bölgesi. Tabii. Orta sahana sağ, bazen Kerem oraya geçiyor, bazen Feguli, bazen Morutsan, Barış Alper Yılmaz... Orası çok değişen bir bölge. Defansif zafiyette Yedli'nin partnerinin çok değişmesinde rolü olabilir. Trabzonspor'da sağ kanattan 3 gol görmüş kalesinde merkezden. Bir gol sol kanattan da 5. Trabzon'un sayıları iyi. Trabzon'un da sol bekinde bir türlü istikrar sağlamadı. büyük oranda istikrar sağlayamadığını söylememiz lazım sezon başından beri. Değerli efendim sevgili Tolga Aa, yok teşekkürler. Ee, oyuna sonradan giren oyuncuların gol sayısı yani yedek bankının katkısı diye özetleyebiliriz herhalde değil mi bu başlığı? Aynen öyle. 6 ayda oyuna sonradan giren yani yedek bankından gelen 6 oyuncu, özür dilerim oyuncular 6 gol katkısı yapmış toplamda. Rayan 3 ve diğer oyuncular da sıralanıyor. Taşiyano, Paşao ve Erhan Çelenk. Beşiktaş'ta yedek bankından gelip gol katkısı yapan, toplam 5 gol katkısı yapan oyuncular Güven, Rıdvan, Teşiyera, Larin ve Gezal. Burada Güven ve Rıdvan'ın da bir zaten gazeteleri de bugün nereye bakarsanız bakın üç aşağı beş yukarı herkes aynı yaklaşık şeyleri yazmış. Hani Öyle mi? Güven, Rıdvan gibi oyuncuların bundan sonra daha fazla şans bulabileceği Beşiktaş'ta yeni bir dönemin huzur anlamında, birliktelik anlamında yeni bir dönemin başlayacağına ilişkin haberler var. Fenerbahçe'de yine 5 gol katkısı var. Yedek Bankı'ndan gelen Crespo, Mesut Özil, Zayz, Valencia ve İrfancan. Trabzonspor'da Cornelius, Yusuf Sarı ve Vakayeme. Yedek Bankı'ndan 3 gollük sonradan oyuna girip 3 gollük katkı yapmışlar. Galatasaray'da Morusan ve Mustafa Muhammed. 2. Yedek Bankı'ndan gelip kulübeden gelip 2 gol katkısı yapan oyuncular. Galatasaray'ın İkinci yarı performansları da düşük. Yani maçların ikinci yarısında sadece kulübeden gelen oyuncular değil, sahada var olan oyuncular da toplamda düşük bir performans göstermişlerse Onu da vereceğiz mi? İkinci yarılara göre bir puan durumu var. O şey orada mi orada 15. İlk yarı ve ikinci yarı. Evet. O, o birazdan gelecek. Tamam. Şimdi burada biz e, ligin birincisi bu minvalde yani Yedek Bankı'ndan en çok gol katkısı alan takım Altay birinci ve diğer büyükleri, dört büyükleri sıraladık. Onların dışında ayrı bir sıralama yani birinci, ikinci, üçüncü diye baktığın zaman da oyuncu bazında getirelim ekrana. Umut Bozok, Ahmet Rayan, Tiyaniç, Muhammed Kamara. Üçer gollük katkıları var. Fredrik Gulbrandsen'in de iki gol bir asistlik katkısı var. Yani dört büyükler dışında kalan takımlardı. Emre Hoca 11'de şans verdi Gulburan sene. Daha fazla kullanıyor Aykut Hoca'ya göre. Tiyan içte Göztepe'nin son dönemi çıkış yapan oyuncusu. Bu hafta o da ilk 11'de oynadı. Bir tane de etkili pozisyonu vardı. Umut Bozok nazar değmesin. Ligin şu anda en etkileyici santrifor performanslarından birini gösteriyor. Zaten artık ilk 11'de de daha fazla oynuyor. Bence milli takıma doğru da gidiyor. Umut Bozok hani Mart kadrosunda olabilecek oyunculardan, olabilecek yeni oyunculardan biri bence Umut Bozok. Bu ilk beş içerisinde dört büyüklerden bir şey yok Oyuna sonradan girip de oyunun bu kadar. Çoğu de yoklar ki katkı özellikle üç İstanbul yok. takımı. Evet. Trabzon'un var yani. Var de. evet. Üç İstanbul takımı çoğu islasite yok. Şimdi sizin söylediğiniz noktaya geldik. İlk yarı ve ikinci yarı yani maçlar ilk yarıda alınan sonuçta bitseydi bugün nasıl olurdu? Ya da sadece ikinci yarı skoru üzerinden bitseydi bugün nasıl olurdu? Önce ilk yarı itibariyle bitseydi i̇lk yani yarıda alınan skorlar itibariyle bitseydi dört büyüklerin puan durumu böyle olacaktı. Trabzonspor ya yani iki devrede iyi oynuyor. Maçlara düşük vitesle başlamıyor. Genelde ilk yarılarda coşkulu oynuyor. Fena değil performansı. Birazdan göreceksiniz ikinci yarı itibariyle de birinci sırada. Evet fena değil zaten doğal performans. Evet. Ama burada dikkat çekici olan tabii yine Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin düşük performansları. Özellikle Fenerbahçe'nin zaten bu Vitor Pereira ile birinci yarılarda çok düşük bir test oynaması. Maçların sonunda bir şey olacağını beklemesi. Pereira'nın ne olacağını da anlamadığı bir şey olacağını beklemesi gibi bir durum var. Maç sonunda şu açıklamayı yapıyor. Oyuncular o performansı veremedi. Taktik olarak. Mesela Göztova maçta diyor ki ilk yarıda iyi oynadık diyor. İlk ben yarıda ama evet, üretim yok. Söyledim. Gol beklentisi 0-0-4 değil miydi? Aynen öyle. İlk yarının sonunda gol beklentisi 0-0-4. Rakip ceza sahası topluluğu galiba 7 idi. O da çok düşük. Diyor ki ilk yarıda iyi futbol oynadık. Enteresan. İlk yarıları Fenerbahçe genelde çöpe atıyor. Hocanın kafası diyoruz ya hocanın kafasındaki ile sahaya yansıyan arasında bir şey var. Ee, çok büyük bir farklılık var ve bu bugünün konusu değil. Sezon başından beri evet. bu şekilde. Bugün... Bu hangi döneme ait bir mantalite biliyor musun? Benim çocukluğumda böyleydi. çünkü galibiyet 2 puandı ya. Beraberlik 1 puan. Beraberlik galibiyetin yarısıydı. O zaman şampiyon olman için içeride kazan, deplasmanda berabere kal yetiyordu. Birçok tek tur çıkıp Büyük takım tek direktörü böyle konuşabiliyordu. Deplasmanda bir puan iyi sonuç diyebiliyorlardı rahatlıkla. Ve aslında bir bakıma da doğruydu. Çünkü galibiyetin yarısıydı beraberlik. Bu 80'lere ait bir mantalite. Deplasmanda bir puan iyi sonuç hakikaten yıllar öncesine götürdü beni bu ifade. Evet. Aynen klişe cümle buydu yani. Aynen böyleydi. Yani büyük takım tek direktörüyle böyle konuşabiliyordu. Ve biz evet deplasmanda bir puan iyi sonuç. Çünkü sonuçta iki beraberlik bir galibiyet oldu. Ama bugün öyle değil. Bugün deplasmanda bir puan iyi sonuç Çünkü beraberlik galibiyetin üçte biri. Pereira'nın ilk yerleri çöpe atması veya Olympiakos maçında yaşanan mesela 70. dakika falan beraberlikten memnun. Berabere gitmesini istiyor. Göztepe maçı son bölümde tempoyu artıran, daha fazla galibiyet arayan taraf Göztepe. Yine beraberlikten memnun Fenerbahçe. Bu 80'lere ait bir şey gibi geliyor bana. Bu çağa ait bir şey değil. 3 puanlı sistemde de fazla garantici bir yaklaşım oluyor, aşırı evet. garantici. Bu 1 puanlarla bir şampiyon olamazsın. olamazsın. Olamaz. Bak 80'lerde her maçta berabere kaldığın zaman ligin bütününde hepsinde berabere kal. Orta sıralarda bitiriyordun. Şimdi ligin bütününde hepsinde berabere kal küme düşüyorsun. Aradaki fark bu. Avrupa e, UEFA Avrupa Ligi için hani bizden kazanmamızı beklemeyin dedi hoca. Hani zaten kimse öyle bir şey beklemiyor. Ya sen turu geç, kazanırsa oraya çıkabilirsek ne ala. Yani Ama gruptan çıkmanı bekliyor. Come gruptan or. çıkmayı Orada da şöyle bir algı oluştu. Hocanın tam olarak onu söyleyip söylemediğini ben çünkü sonradan düşündüm haksızlık da etmeyelim. Yani gruptan çıkma konusunda rakipler de çok kuvvetli. Olympiakos'a biraz fazla şey vererek, e, evet. paye vererek, kredi vererek rakipler de çok kuvvetli dedi. Hani sanki hocanın bakış açısı sanki diyorum, e, hocanın bakış açısı bizim takımımız yetersiz gibi. Aynı şey lig içinde düşünüyor olabilir mi? Böyle bir şey söylemedi. Sadece bakış açısı olarak söylüyorum. Böyle de bir çıkarım insanların hakkında açıkçası geliyor mu acaba bilmiyorum ki. Anlıyorum. Hocanın kafasına böyle bir şey olabilir ama dile getirmeyebilir. Oyuncularını kötü hissettirmek istemeyebilir. Ki değil böyle yani. hissediyorsa bir bile hayır, yok o, yani. O, o bölüme geleceğim. İlk bölüm öncelikle bir tek direktör dünyanın hangi yerinde hangi tek direktör olsun kadrosunun yetersiz olduğunu düşünüyorsa bunu açıkçası dile getirmesi bazen soyunma odasında yanlış anlaşılabiliyor. Ve aradaki bağ zayıflayabiliyor. Oyuncular Aynen. kırılabiliyor. Kadro yetersiz buluyor. Acaba benim mi yetersiz buluyor? Birey birey bundan herkes etkilenebiliyor. Ve bu kadrodan iyi verim alabileceğim bir yol değil. Mourinho'nun Manchester United'da, Tottenham'da da yaptığı bir şeydi. İkisine de başarılı olamadı. Hatta bu hafta Conte de yaptı. Muram maçından sonra. Bence oradan da iyi verim alamayacak. Bu sefer soyunma odasını kaybetme riski. Bu sefer oyuncu yan bakmaya başlıyor. Hoca beni mi kastediyor? Ben mi yetersiz? O zaman çık sen oyna demeye başlıyor içinden. O yüzden Pereira böyle düşünüp dile getirmiyor. Belki olabilir ama meselenin bir de ikinci boyutu. Niyet okumayalım yani. Evet, Pereira kesinlikle. böyle düşünüyorsa bu gerçek mi? Bu gerçeklik bağı var mı bunun? Gerçeklikle korelim. Bir de ona bakmak lazım. Şimdi Avrupa Ligi grubunda Eintracht Frankfurt tabii ki Olympiakos Fenerbahçe'den daha iyi kadrosu var. İki kat kadar daha iyi bir kadrosu Eintracht Frankfurt. Ama Olympiakos Fenerbahçe'nin kadro kalitesi çok yakın. Zaten tarih boyunca yakındı. Yani Yunan Ligi'nde Olympiakos'la Türkiye günde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hemen hemen zaten 100-120 milyon civarında kadrolar kurarlar. Bazen bir iki tane parlak oyuncu yakalarlar. Tarihlerinde bir kez, iki kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finale falan çıkabilirler ama bu fantastik bir başarıdır. Ama bu takımlar Avrupa Ligi'nde her zaman gruptan çıkmayı hedeflerler. Ve Fenerbahçe'de 5'te 5. Avrupa Ligi'nde 5 kez gruplara girmiş, 5'inde de gruptan çıkmış. Dolayısıyla Pereira'nın bence oradaki e, matematiği doğru değil. Eğer öyle düşünüyorsun. Öyle düşünüyorsun evet. ama zaten zaman zaman şunu söyledi. Olympiakos'a yetişmemiz lazım. İşte bizi bu Olympiakos bizden üstün o gibi sözcük. sözcükler kullandı. Evet. O kullandığı sözcükler de doğru değil. Doğruyu yansıtmıyor. Olympiakos Fenerbahçe'nin kadro katı şöyledir, böyledir. Olympiakos biraz aşağıdır. Fenerbahçe biraz aşağıdır ama büyük fark yoktur. Dedi ki maçta da yenilmeyecek rakip değil yani. Ya da Ya tabii normalde yenileceğiz diye bir şey yok yani. Olympiakos Fenerbahçe maçlarında normalde ne olur biliyor musun? Normalde ne olmasını beklersin? İstanbul'da Fenerbahçe kazanır. Pire'de Olympiakos kazanır bekleyebilirsin. Çünkü ikisinde taraftar gücü iyidir. Taraftar farkıyla 2-1-1'i kazanır, 1-0-1'i kazanır. Kimse bir şey demez. Normalde öyle olur. Ama bir takım 6 puan alıyorsa burada bir gariplik vardır. Olympiakos 6 puan aldı. Orada bir gariplik var. Fenerbahçe normalde Ayrıca Frankfurt'tan içeride 3 puan almasını beklersin. İçeride ama. Olympiakos'tan 3 almasını bekler. Antwerp'ten de 4 almasını beklersin. 9-10 puan civarı bu gruptan normalde çıkar. İkinci olarak çıkar. Playoff turuna gider ama çıkar. Normalde onu beklersin. Galatasaray'ın yaptı. Galatasaray'ın şu an 11 puanı var. Üstelik daha zor bir grupta. Ama Galatasaray'ın yaptı. doğaldır. O yüzden Pereira'nın gerek Avrupa Ligi için kadroya telsizi söylemi, hele Süper Lig için böyle bir söylemi yok da, böyle bir düşüncesi varsa gerçeği yansıtmıyor. Tekrar istatistik sayfamıza dönecek olursak Fenerbahçe'den devam edelim Uğur Bey'in söylediği gibi. Eğer ilk yarı itibariyle, ilk yarıda alınan sonuçlar itibariyle geride bıraktığımız 14 haftada maçlar bitseydi Fenerbahçe 16 puan toplayacak iken ikinci yarılar itibariyle yani top maç sonu değil, ikinci yarı ilk yarıdan bağımsız ikinci yarılar itibariyle Fenerbahçe 23 puan toplayacaktı. Trabzonspor her iki yarı itibariyle de tek tek her iki yarıyı birer maç olarak düşünürseniz Trabzonspor burada da ee, yine birinci. Hatta puanını e, 25'ten 30'a çıkarmış durumda. Fenerbahçe'de 16'dan 23'e yükseltmiş durumda. Beşiktaş yine 18-18. Evet. İlk yarı ve ikinci yarı. Galatasaray burada ikincilikten dört takım arasında e, dördüncülüğe giriliyor. Sadece ikinci yarılar oynandığını varsayacak olursak. Şimdi Fenerbahçe ilk yarıları genel çöpe attığı için ve çok geriye düştüğü için ekstra efor sarf ediyor ikinci yarılarda. Geri gelmeye çalışıyor. Fenerbahçe'nin performans biraz bununla ilgili. Galatasaray ise e, ikinci yerler düşüyor. Zaten oyuna sonradan giren oyunculardan katkı almamış. Bunun üzerine biraz kafa yormaları lazım. Beşiktaş'ın ki gençleşti de Galatasaray. Hani takım yaşlıydı. Takım yaşlıyken onu biraz onunla ilişkilendiriyorduk ama şimdi takım gençleşti de. Şimdi attığı yediği gol. Beşiktaş'ın ilk yeri nerede? Ha ilk yeri. Beşiktaş'ın zaten 21-21 şu anda. Beşiktaş'ın attığı... paralel ya. Yani. Yediği, evet. Performansları. Genel performansıyla Koreli ilk yarı ve ikinci yarı ayrı ayrı maç olarak düşünecek olursak pek fazla bir şey değiştirememiş. Yok değişmemiş. Ama ikinci yarılar oynandığında kalesinde 13 gol görmüş. 13 gol de atmış. Yine o da ikinci yarıda. Ama yarı genellik performanstan çok ayrık değil. Değil, değil tabii tabii kesinlikle. Madem e, Beşiktaş dedik. Beşiktaş'la da ilgili bir istatistikimiz var. E, geçelim mi? Eklemek istediğiniz bir şey var mı bununla alakalı Uğur Bey? Yok hayır. Nedir istatistik? Golcü, var mı? golcü performansı, ha, tamam, karşılaştırması. Var. Tolga yapmış. Beşiktaş'ın geçen yıl Abu bu yıl Mişibat şuayi yı neler yapmış? Buyurunuz bir bakalım. 11 maçta ben sana bu Bakar ve 10 maçta Mişibat şuayının e, rakamları. 903 dakika Abu Bakar 745 dakika Mişibat şuayi oynamış. Bu süre içerisinde iki katı gol üretmiş. Abu Bakar 8 gol atmış, 4 gol atmış. Şuay'ı. Asistlerde yine Abu Bakar'ın bir asisti var. Ee, Bat Batu Şuay'ın yok. Burada ikinci asist. Yani sizin özellikle çok önem verdiğiniz şeylerden bir tanesi. Asist öncesi topa dokunma. O da mı var? İşte ha, ikinci, ikinci, asist. Ha, güzel. Bir Abu Bakar'ın oyuna katkısı anlamında. Bu da net bir şekilde görünüyor. Şutlarda yani aynı olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Şut isabetinde ise yani Batu ay 31 şut atarken %13 isabet bulmuş bunlarda. Abubakar 28 şut atarken neredeyse yüzde 30 yani 28.6 yüzde 28.6 isabet bulmuş. Üçüncü bölgede pas oyun kurucu özelliği anlamında da herhalde bir şey ifade ediyor değil mi bize? E şüphesiz tabi. E topla buluşmaya bakın. Orada fark var. İki kategoride çok bariz fark var. Bu ikisi de ileride oyun kurma anlamındaki katkıyı gösteriyor herhalde. İki kategoride çok bariz fark var. Bir tanesi şut isabeti. Abu Bakar çok daha isabetli. Batu Şuay zaten kariyeri boyunca böyle dönem dönem bunları yaşamıştır. Çok daha isabetsiz. Çünkü şut sayıları birbirine yakın. Doğru. Ama Abu Bakar'ın isabetli şut sayısı 8. Geçen sezon bu bölüme kadar. Batu Şuay'ın 4. İki katı Abu Bakar isabetli şut atmış. Bir orada büyük bir fark var. Batu Şuay'ı Abu Bakar kadar yüzleri şut atamıyor. İkinci önemli fark da topla buluşma. Biri 400 küsür, biri 300 küsür. Evet. %25 Abubakar fazla topla buluşmuş ve bunun büyük bölümü birinci ikinci bölgede. Çok önemli. Bakın 3. bölgede pas çünkü 30 fark var aralarında sadece. Ama toplam pasta 100 fark var. Yani demek ki Abubakar birinci ikinci bölgede Batu 70 pas fark atmış. Çünkü Abubakar oyuna daha fazla katılıyordu. Taç atışlarına geliyordu kendi sahasına kadar kendi sahasına kadar taşmasına gelip o taç atışını anlamlı hale getiriyordu. Ve oradan dönüp gidip bir de gol atıyordu. Abubakar'la Batshuayi arasındaki en önemli fark birinci ikinci bölgede topla buluşma sayısı. 70 kez daha fazla buluşmuş Abu Doğru. Bakar. En önemli fark o bence. Yani gol farkı değil de oyun farkı. Oyun farkı aynen öyle. Ee, zaten Abubakar'ın eksikliğini hissettiğini Beşiktaş'ın evet. bunu defalarca söyledik. Bu da Tolga da güzel özetlemiş. İstatistiki olarak da bu şekilde yansımış rakamlara. Onu da ekrana getirmiş olduk. Şimdi ha Beşiktaş dedik Beşiktaş'la devam edelim. Madem Beşiktaş bölümünü de bitirelim ondan sonra gidelim araya olur mu? Tabii ki. Az önce de konuşmuştuk. O doğrultuda bir başlık Beşiktaş'la alakalı hani bundan sonra Sergen Hoca'nın kadro tercihi, oyuncu tercihleri ya da bundan sonra nasıl olacak? O çerçevede bir haber Posta Gazetesi'nden geliyor. Ekranlarınıza genç kartallar göreve. Beşiktaş'ta yönetimden tam destek alan Sergen Yalçın operasyona hazırlanıyor. Yalçın ezber bozacak. Genç oyuncular Can Bozdoğan ve Rıdvan ilk 11'e monte edilecek. Özellikle iki oyuncu Rıdvan ve Serdar Saatçi biz de burada çok konuştuk ama sakatlıkları oldu. Ve eğer bu sakatlıklar olmasaydı hocanın son iki maça belki de son maça net bir şekilde bu oyuncularla başlayacağını başlama fikrinde olduğunu da izleyicilerimizle paylaşmıştık. Adele sakatlığı çok can yaktı Beşiktaş'ta diyor. O da Burada yer bulmuş kendisine. Sakatlıklar da hocanın da elini kısıtladı. Forma garanti değil uyarısı. Sergen Yalçın'ın Can ve Rıdvan dışında başka oyunculara da hazır olun talimatı verdiği, böylece ilk 11'deki yerini garanti görenlere formayı kapmak için çok çalışmalısın mesajı vereceği belirtiliyor. Bir süredir kadro dışı bırakılan En Sakala ile görüşen Sergen Yalçın, zor dönemden geçiyoruz, sana kendini yeniden kanıtlaman için fırsat vereceğim, bunu iyi kullan diye uyardığı da konuşuluyor. Beşiktaş'ın eski golcüsü, Cenk Tosun'u Ocak ayında kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı da yazılmış. Yaşadığı ağır sakatlıklar dışında Everton'da Dominic Calvert-Lewin, Richarlison, Salomon Rondon gibi genç oyuncular Alice Sims ve Louis Dobbin gibi e, forvetler Cenk Tosun'un forma şansını iyice azaltıyor demiş. İngiliz ekibi yılda 3.8 milyon euro kazanan Cenk'in ücretinde indirim yapması halinde golcü oyuncuyu Kartal'a verecek. Cenk'in ücretinin bir kısmını Beşiktaş bir kısmını da Everton karşılayacak. Cenk sezon sonunda serbest kalacak. 30 yaşındaki Cenk Everton'da 58 maçta 11 gol attı. Şuradan başlayalım. Buyurun. Genç oyunculara verilmesi beklenen forma şansı. Beşiktaş son 12 maç 10 yenilgi. Yani bir büyük takım için çok ciddi bir hissesizlik ve o rüzgarda kolay kolay hiçbir tek direktör dayanamazdı. Doğru. Sergen Yalçın dayandı. Hem kredisi var geçen son şampiyonundan dolayı. Hem futbolcu olarak kulübün efsanesi hem de yönetimi tebrik ederiz. Arkası dur tek direktörün. Ama 12 maç 10 yenilgi alıp şu anda şu dakika as oyunculara göz daha verme fikri için bayağı geç kalındı bana sorarsan yani. Bu çok çok daha erken yapılmalıydı bu operasyon. Hele de kendin çıkıp tek direktör çıkıp müsabaka sonrası bazı oyuncuların coşkusu, tutkusu, isteği eksik. Çıkıp ben oynayacak değilim ya. Başka maçların sorumluluğunu alırım ama bu maçın sorumluluğunu almam. Çünkü isteksiz oynuyorlar diyorsan o isteksizlerle ilgili operasyonu çok daha erken yapman lazımdı. Çok geç kalınmış bu operasyon bu. Kesinlikle çok haklısınız. Benim de aklımın almadığı Sergen Hoca gibi deneyimli ve bu işi çok iyi bilen bir hocanın bunda geç kalmış olması. Evet. Yani geç kalmadı mı acaba? Dedik ki geçen hafta burada... Yani dedikodusu çıkar bu tip şeylerin acaba kulüpte paralar mı ödenmiyor, oyuncular paralarını paralarını mı alamıyor diye hiç öyle bir durum yok. Hafta sonunda maç sonunda Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da hani nedir hocam problem diye soruldu. Kesinlikle her oyuncu gününde parasını alıyor öyle bir durum yok diye net bir şekilde açıkladı. E zaten diyorum ya dedikodusu çıkar diye öyle bir durum yok. E peki nedir o zaman bir türlü acaba işin içinden çıkılamayan konu? O çok acayip. Hoca, Sergen Hoca'nın geç kaldığını düşünmek bana çok garip geliyor. Çünkü bunu çok iyi yapan bir hoca. Evet. Sakatlıklar Şimdi mı acaba? Bence orada kamunun görüşü ortak bir şekilde bir doğrultuda olunca tek direktörlerde başka bir duygu durum oluşuyor. Hatırla Şampiyonlar Ligi müsabakasında hem birçok oyuncu sıklandı. Can Bozdoğan'ı alkışladı tarafta. Doğru. Mesela bir sonraki maça Can Bozdoğan'la başlamadı. Can Bozdoğan yine sonradan oyunu aldı. Sanırım tek direktör biraz da sosyal medyanın da tabii ki büyük bir gürültüsü var. Bu gürültüden etkilenmediğini de kanıtlamak istiyor. Veya Necip kırmızı kart gördü. Devre arası geldi. Devre arasında şüphesiz ki bir stoper sokacak. Doğru. Çünkü Josef'i oraya çekmişti. Kenarda Wellington ve Montero var. Wellington'la ilgili yoğun eleştiri var. Wellington'u soktu. Evet. Montero'yu değil. Sanırım burada Sergen Hoca biraz da şunu göstermek istiyor. Yani geçen sezon bu takım ben şampiyon yaptım. Oyuncularla yaptım. Seçici benim benim kararlarım benim takımım diyor sanki ama bu yani bir çözüm olmadı ve şunu da bence unutmaması lazım eğer böyle bir duygu durumu içindeyse Wellington donlu oyuncusu, Can donlu oyuncusu. Şu Montero donlu oyuncusu, Atiba donlu oyuncusu, hep son oyuncusu. Kim oynatırsa oynatsın kazanan Sergen Yalçın olacak. Beşiktaş'ın öncelikle orta sahadaki krizi Oyuncu, oyuncu derken oyuncu, performans anlamında söylüyorum orta sahada krizi. Çünkü her zaman diyoruz ya orta sahan kadar oynarsın diye. Atiba performansı bence her şeyin başını çekiyor. Şeye bir hiçbir itirazım yok. Abu Bakar'ın yokluğuna hiçbir itirazım yok ama eğer geçen seneki sağlıklı Atiba olsaydı şu anda belki bu kadar zor bir durumdan konuşmayacaktık Beşiktaş için. Orta saha geçirgenliği ya da oyun kurma ya da hücum devamlarını sağlama. Çünkü en büyük yaşanan sıkıntı rakibi sıkıştırmaya çalışıyorsun. Arkaya atılan her topta pozisyon görüyorsun kalende ve gol oluyor. Tamam ama... Kabul ediyorum bunu. Tabii tabii. Tamam ama Atiba şu... yani bu da. Bir itirazım Atiba, yok. Atiba tamam çok Öncelikle önemli bir oyuncu. Kulübün efsanesi. Lazım. Ama yani hacı değil, alex değil oyundaki tesiri anlamında diyorum. Sonuçta Atiba'nın fark yarattığı alan ne? Mücadele. Değil mi? Enerji, dinamizm, özellikle top kazanma. Evet zaman zaman ofensif katkı da evet ama bir takım sadece Atiba'nın yokluğundan bu kadar geriliyorsa o takımın seviyesinde bir sıkıntı var demektir. Yani eksin olan oyuncu da Atiba. Atiba içinsinin muadilini de bulamıyorsan artık kadro işine veya bunu tolere edemiyorsan Atiba'nın yokluğunu bence orada grup dinaminde bir sıkıntı var demektir. Bazı oyuncuları yokluğunu telafi edememişsin. Messi'nin Messi, Messi yoksa yoktur yani. Onunla e doğru, ilgili tabii. bir bir argüban kuramazsın, bir argüman yaratamazsın. Yani. Barcelona'da Messi yok. City'de Kevin De Bruyne yoksa yoktur yani. Muadili yok. Dünyada bir tane Kevin De Bruyne var. İşte Galatasaray'da oyunda dönemde diyorlardı ki Fatih Terim hacisiz bir formül üretemiyor. Hacizsiz bir formül üretemezsin ki takımda hacı varsa hacı vardır yani. Başka hacı yok. Geçen Emre Belözoğlu demiş ki Türk futbol tarihinin en büyük oyuncusu. Yani bir tane hacı var. Fenerbahçe Alexis tabii ki 7 yıl boyunca bir çağrı üretemedi ama bu da Atiba. Yani sadece Atiba da değil hacı. orta saha rotasyonda ben olsam şimdiye kadar Can Bozdoğan'a. Ya ben olsam tabii çok doğru bir ifade olmadı ama Sergen Yalçın'ın şikayetlendiği çerçevede, argümanları çerçevesinde, çoktan Can 11'e koyması lazımdı. Hatta Berkay'ı bile kulübeye koyar. Alternatif oyunculara böyle bir gözdağı verme yolunu seçebilirdi. Çünkü o çocuk Berkay normalde orta saha değil mi? Bu çocuk stoperde kullandı. Doğru. Şampiyonlarında ihtiyaç oldu. Sol bek miydi? Stoper miydi? Sol, sol bek Savunma oyuncusuydu. Yanılıyor olabilirim. Ee... Ya da kimi uygun görüyorsa, Emirhan'ı mı yeterli görüyor? Berkay'ı mı yeterli görüyor? Hani koyarsın ki bazen Öyle de kalemler yaparsın ki e, senyor oyunculara göz daha verirsin. Doğru. Maksat buysa gençlere biraz daha fazla dakika verirsin. Gerekirse gençlerle devam ederim dersin. Güller yazdı şimdi. Güller Akgün zaten canı e, bu haftadan itibaren 11 oynatmayı planlıyorlar e, demiş. Şeyin de Teşyer'in sakatlığına vurgu yapmış. Onu da konuşmuştuk Alex Teşyer'e. Derbiye kadar muhtemelen e, olmayacak. Oğuzhan ve Salih'in de performansını hoca yeterli görmüyor. Diyor ki <laughs> zaten Görünüyor zaten. Oynadıklarında da evet. çok fazla bir katkı vermediler ama Can Bozdağ için biraz geç kaldı. Can çoktan 11'de olmayı iki sebeple hak ediyordu. Bir kendi performansları, kendi yürekli performansları. iki rekabet ettiği oyuncuların gerilediği seviye. O Gör kadar gerilemişler ki Can çoktan onların önüne geçmesi lazımdı. Değerli izleyenler değerlendir, Bakayım bir şey eksik kaldı mı? Kalmadı değil mi? Ha şeyi soracaktım En Sakalı. Az önce okuduk ya gazetede. Hani bir e, ne demiş hoca? Af, af demeyeyim de bir dakika bir şans daha vermek ifadesi mi kullanılmıştı? Ee, Sergen Yalçın en ile görüştü ve bir ee, ha zor dönemden geçiyoruz. Sana kendini yeniden kanıtlama için fırsat vereceğim. Sanki ipler koptu ve gerek yok gibi bir izleyici olarak düşünüyorum. Az önce söylediğiniz Berkay opsiyonu Ajax maçı mıydı? Dortmund maçı mıydı? İkisinden birisiydi galiba. Ee, Beşiktaş'ın o bölgede Hoca sonra oyunu almıştı. Ajax maçıydı galiba ve ayakları titremeden oyununu oynamıştı Berkay. Yedek yani, olarak. En sakalın niye kadro dışı kaldığını biliyor muyuz? İşte o yüzden diyorum ya. Sanki Hayır, ilgili bir resmi gibi. açıklama var mı? Ben belki de bardan bo boş tarafından bakıyorum. Hayır en sakalın niye kadro dışı kaldığını bilmiyorum ki. En sakalın affıyla ilgili bir görüşme. Şöyle yani. yazılmıştı gazetelerde. E, rekabet etmesi gereken oyuncuların fazlalığı nedeniyle forma şansı azaldığı için hocasıyla bir ufak atışmak değil de yani hani sistemini dile getirmişti gibi şeyler yazılmıştı. Şimdi nasıl bir sistemdi bu? Mesela grubun önünde miydi, birebir miydi? Meydan mı okudu yoksa birebir Evet, bire bir hangi mi okudu sözcükleri yani? kullandı? O Onu tam anlamıyla bilemediğimiz için şu anda affedilmesiyle ilgili karar tabii ki Sergen Yalçın. Yani ha, tabii fikir sosyal, yürütmek, sosyal, medya paylaşımı da. o sosyal medya Yusuf Sarı'nın e, paylaşımını beğenmesi bence hür, hürdür oyuncular bu konuda. Yani bununla ilgili ise konu zaten kadro dışı bırakılmasını da tasvip etmiyorum, onaylamıyorum. Ya yani sosyal medyadan Belki arkadaştır Yusuf, belki çok seviyordur. Belki Yusuf da onun paylaşımlarını beğeniyordur. Bu konuşmak lazım oyuncuyla. Ben özgürlük konusunda kesinlikle size katılıyorum. Sadece şu notu düşmek isterim. Dengeler konusunda, kulüp içi dinamikler konusunda, dengeler konusunda belki daha hassas denge var ise bilmiyorum. Var ise belki ondan fazla tepki çekmiş olabilir. Bilmemekle birlikte bu notu düşmek istedim sadece. Ama özgürlük konusunda ben de size katılıyorum. Yani, ne ya elimizde yeterli veri yok. O yüzden çok e, varsayımlarla konuşmak zorunda kaldığımız bir konu. Evet güller sevgili güller teşekkürler bilgiler Gürler için teşekkürler. Gürler teşekkürler teşekkür edelim ve bu bölümü bitirelim bir ara verelim değerli izleyenler aranın ardından neyle devam edeceğiz aranın ardından fanatik gazetesi Fenerbahçe İrfancan tehlikesi başlığıyla devam edeceğiz Hemen gelsin ekrana Fanatik Gazetesi'nden başlığımız İrfan Can Tehlikesi. Fenerbahçe'de son döneme asistleriyle damga vuran, sadece asistleriyle değil tabii oyuna katkısı diye daha geniş bir paragraf açmak lazım. Devam ediyorum. Fenerbahçe'de son döneme asistleriyle damga vuran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi. Atakan'la kavga ettiği öğrenilen İrfan Can'ın sevki yapılan disiplin talimatının 44. maddesi ile e, özür dilerim 44. maddesi 5 ila 10 maç cezayı öngörüyor. Yani neyden? Saldırıdan mı? Şey Saldırıdan yapıyor? sevk edilmiş. Evet. Sevk edilmiş. Fenerbahçe'de son dönemde, tamam işte Asis orayı okuduk, devam ediyorum. Futbol, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Göztepe maçı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu 26 yaşındaki oyuncuyu disipline gönderdi. İrfan Can için yapılan açıklamada Göztepe Fenerbahçe Sportoto Süper Lig müsabakasındaki saldırısı nedeniyle futbol disiplin talimatının 44. maddesi uyarınca 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak disiplin kuruluna sevkine ifadesi yer aldı. Disiplin talimatının 44. maddesi Saldırı eyleminin futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde futbolcuya 5 ila 10 maç müsabakadan men cezasını öngörüyor. İrfan Can'ın devre arasında Atakan Çankaya ile koridorda kavga ettiği ve hakemin kartına başvurmadığı öğrenildi. Bu nedenle İrfan saldırı, atakansa sportmenliğe aykırı hareketten disiplin kuruluna sevk edildi. Hakemin kartına başvurmadı. Hakem Burada, görmemiş olabilir de o yüzden. Ondan değil mi? başka müsabaka görevlerinin gördüğüne dair ben bir duyum aldım. Hakem değil de. Koridorda. Soyunma odasına giden koridorda. Evet. Orası hakemin yetki Görseydi. Temsilci de görüp yazabilir raporuna mesela. Öyle olmuş zaten herhalde değil mi? Tahmin sadece bu. Tahmin. Çünkü haberde öyle bir detay gördüğüm yok, kadar evet, verilmiyor. Yok. Okudum sonuna kadar var mı diye. Şimdi meselenin bir başka boyutu daha var. Müsabakayı izlerken hepimiz ilk yarıda İrfan'la Atakan arasında gerilimi zaten gördük. Çünkü İrfan sağ açık gibi oynuyordu. Atakan da üçlü savunmanın sol stoperi oynuyordu. Sürekli eşleşiyorlardı. Hatta böyle birebir gibi bayağı İrfan Can'a yakın da oynadı. Fizik Atakan. gerilimi yüksek bir şey oldu. Gerilimi yüksek bir eşleşme eş... oldu. Eşleşme oldu. Çok fazla fiziksel top hep İrfan üzerine oynandı Fenerbahçe'de. Atakan yakın savundu falan. Böyle durumlarda arada gerilim yükseldiğinde genelde Hücum oyuncusunun tek direktörü bir yerini değiştirir oyuncunu. Kanat değiştirir. Kanat değiştirir. Şu... Diğer tarafta Mesut oynuyordu. Mesut'la bir yerlerini değiş Hatta İrfan öyle bir oyuncu ki biraz geriye de çekebilirsin. Orta sahaya çekebilirsin ama oradaki oyuncular hep sıradan olduğu için bunu yapamıyorsun. çünkü sıradan oyuncuları seviyor. Vitor Pereira orta sahayı. Savaşçılarla doldurmuş. Yetenekli sevmiyor. En azından Mesut'la yerlerini değiştirsin İrfan'ın. Biraz eşleşme değişir. Diğer tarafta Arslan'a geç vardı. İrfan Arslan'a geçti eşleşir. Mesut Atakan'la eşleşir. O gerilim, o nabız, o tansiyon biraz düşer. Ya yani bunu yapmadığı için, bunu dahi yapmadığı için oyuncular koridora taşıyor bu tartışmayı ve işte koridorda böyle bir şey yaşanıyor. Tabii ki yaşanmamalı. Bu bir bahane değil. Sağ içine bırakmalılar. Bu bir bahane değil. Ama 45 dakikayı izlediğimde ben de hissetmiştim yani bu oyuncular arasında bir kıvılcım olacağını hissetmiştim. Bir sonraki sayfamız Milliyet Gazetesi'nden başlığımız ise Yıldız Savaşları. Çok büyük hayranıyım öyle söyleyeyim. Star Wars. <laughs> Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın saha içi kararları yıldız futbolcuları isyan noktasına getirdi. Mesut Özil, Pelkas ve İrfan Can gibi isimlerle sorunlar yaşayan Portekizli çalıştırıcı, Sarı Lacivertlilerdeki ilk döneminde de Robin Van Persie ve Nani ile sıkıntılı süreçler geçirmişti. Şimdi şurada İrfan bardağı taşırdı diyor. Ben ilk okudumda dedim ki ne alaka? Hamle yani İrfan Can hamlesi diye. Hemen okuyalım orayı da. Bardağı taşıran son damla İrfan hamlesiyle geldi. Derbide en kritik anda oyundan alınan İrfan'dan sonra Galatasaray orta sahayı ele geçirdi ve çok ciddi baskı kurdu. Son oynayan, e özür dilerim son oynanan Göztepe maçında da yine en kritik anda İrfan Can Kahveci çıktı. Herkesin şaşkınlıkla karşıladığı bu karara İrfan da tepki gösterdi. Mesut gibi önemli bir dünya yıldızından yararlanamayan Pereira, burası tabii önerme olmuş hani yararlanamayan Pereira diye yazarken. Diğerlerinden de diğer oyuncularından da verim alamamaya başladı ki genel tabloda maalesef böyle bir durum. Ee, var. Mesut Özil'le başladı zaten diyor. Senat'ta o ok haberinde bir bu eksikti. Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Müfettişliği Göztepe Fenerbahçe maçında soyunma odası koridorlarında rakip futbolcuya saldırdığı rapor edilen İrfancan Kahveciyi disiplin kuruluna sevk etti. Burada şey diyor bakın. Rapor edilen diyor. Fenerbahçeli evet. futbolcuya mücadelenin devre arasında Göztepeli Beykan'la yürürken Atakan'ın omuz attığı Can'ınsa bu futbolcunun boğazına sarılıp orası tam okunmayacak yere gelmiş ya. Ha ah buldum. Ee, şuradan İrfan Can'ınsa bu futbolcunu boğazına sarılıp ne yapıyorsun deyip ittiği iddia edildi. Atakan'ın da sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği bildirildi diyor Milliyet Gazetesi. Yani koridorda yürürken Atakan omuz atıyor. Şeyde. Eğer böyleyse o cezayı almaz. Eğer burada yazıldığı gibi ise 5 ila on arası almaz. Şimdiden söyleyeyim. Bu, bu reaksiyonsa bu ve bu kadarsa daha düşük olur. O zaman saldırı, işte hafifletici sebep Peki. orada devreye girer. Madem reaksiyon bu, eğer böyleyse burada yazıldığı gibi ise adın yazdığı gibi ise. bir şey bulamamıştık, burada var. Bu evet, hafifler de, evet. o zaman. Şimdi <laughs> olayın teknik boyutunu 2015-16'tan itibaren ele alarak analiz etmek isterim. Robin van Persie, bana sorarsan, Perereli olan yaşadığı problemde ee, problemi ortaktı. Yani onun da Fenerbahçe için yüzde yüzünü verdiği kanaatinde değilim. Robin Van Persie'nin de Türkiye'de biraz herkes Orwell'in 1984'te değil. Hayvan çiftliği. Doğru. Hayvan çiftliğinde herkes eşit ama bazıları biraz daha, daha eşittir, eşittir ya orada. Evet. Öyle hissettiğini Robin Van Persie'nin düşünüyorum. Herkes eşit ama ben biraz daha eşitim hissettiğini. Bunu sağ içine de sağ kenarına yansıttığını Pereira'yı da zaman zaman zor duruma düşürdüğünü düşünüyordum 2015-16'da. Ama bugün 6-7 sene geçti üzerinden. 6-7 sene sonra mesela Mesut Özil hikayesinde de Pereira kadar Mesut'un da performansının rol oynadığını düşünüyorum. Mesela Mesut'un da Fenerbahçe performansının çok yeterli olmadığını ve bütün maçlarda oynayacak kalibrede bir performans ortaya koymadığını düşünüyorum. Ama gelelim İrfan Can'a. Yani İrfan Can'ı oyundan çıkarmak, dün kullandığım sözcükler tekrar ifade edeyim, Buyur. futbolu sevmemek. Bak Fenerbahçe tek direktör olmana gerek yok. Futbolu seven birisi o dakika, o maçta o İrfan Can'ı oyundan çıkarmazdı. Ben futbolu sevmiyorum demek İrfan Can'ı çıkartmak. Zaytısı, Crespo'yu, Mayer'i, düz oyuncuları seviyorum. Ama yetenekleri sevmiyorum. İyi oyun sevmiyorum demek. O yüzden şu dakika İrfan Can'la beraber, İrfan Can'ın çıkarılmasıyla beraber, Pelkas'ın da kazanlamamasıyla beraber benim için tablo değişiyor. 6-7 sene sonra. Yani burada artık Van Persie hikayesine de geriye sarıp acaba o günde yanlış mı değerlendiriyordum diye düşünmeye başlıyorum. Ben belki, o günde, de Fampersi de. <laughs> belki de Belki de Van de masumdu diye düşünmeye diyor, başlıyorum. Yok masumluk ayrı bir konu da ben o gün de Van Persie'nin tarafındaydım. belki biraz benim kişisel e, futbolculuğuna belki o günden Hayrandımdır. hayranlığımdır. Bugün itibariyle Vito Pereira'nın gerçekten de yıldız yönetimi konusunda sıkıntıları olduğunu, Fenerbahçe her gün geriye götürdüğünü, Dolayısıyla ısrar edilmesinde çok anlamlı olmadığını düşünüyorum. Vito Pereira'da da ısrar edildiği sürece Fenerbahçe daha çok geriler, daha çok zaman kaybeder. Sanki artık Pereira bu Fenerbahçe'yi ileriye taşıyamayacak. Çünkü dediğim gibi mesele sadece tek direktörün nosyonu değil. Futbolu seven birisi İrfancan çıkarmaz. Ayrıca dün şunu da söyledim tekrar edeyim. Zaytz, Crespo, Mayer üçlüsünü Süper Lig'de kalan 19 tek direktöre ver. De ki ben sana bu üçlüyü vereyim sen de bana orta saha üçünü ver vermezler ya. Bak bir tane dün biraz 3-5 tanesi belki verir demiştim. Bugün değiştiriyorum. <laughs> bir tanesi bile vermez. Düşündüm de hangi takımın tek direktörü olursam olayım bu süper üçlü, 19 takım. Evet. Bu üçlüyü sana vereyim sen bana orta üçünü ver desen kabul etme. Başka oyuncuyla kombinasyon yapabilirsin ama bu üç orta saha oyuncusu. Bu üçten evet. bahsediyorum. Zayt Smeyer, Crespo orta üçsünü ben süperlikte herhangi bir takımın tek direktörünü kabul edeceğini düşünmüyorum. Ki çok kısıtlı imkandır olan takımlar var yani. Bireysel olarak değil, üçlü'nün ortaya koyduğu, oluşturduğu futbol becerisi, aklı oluşturmadığı futbol peki. <laughs> Şimdi sizin e, sözü getirdiğiniz yerden bir önceki sayfaya dönebilir miyim dostlar? Milliyet gazetesi Yıldız Savaşları başlığı altında. Koltuğu sallanıyor diye bir başlık var. Sonra hemen şeye geçeceğim. fanatya geçeceğim. Orada da benzer bir haber var çünkü. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'ya Sarı Lacivertli yönetim içinde de ciddi eleştiriler söz konusu demiş e, Milliyet gazetesi. Takım içindeki krizleri çözemediği takdirde teknik adam değişikliği gündeme gelebilir. Diğer taraftan Portekizli teknik adama güven kaybı sadece başlangıç kadrosu yanlış hamleler ve kötü oyun değildi. Son maçın ardından yaptığı değerlendirmeler de dikkat çekiciydi ki biz de burada konuşmuştuk. Hocanın açıklamalarına şaşırdığımızı söylemiştik. Geçelim Fanatik gazetesine. Kasım bitmeden hayaller bitti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç sarı lacivert sezon vaat etti. Pereira yarım kalan hikayeyi bitirmeye geldiğini söyledi ama Kasım bitmeden hayaller bitti. Yönetim bugün toplanıyor şurada okumak istediğim ortada yuvarlak var ya yönetim bugün toplanıyor Son dönemdeki kayıplardan sonra zirveyle aranın açılması taraftarın büyük tepki göster taraftarın büyük tepkisine neden oldu. Fenerbahçe'de yönetim kurulu bugün toplanacak. Toplanacağı bildirildi. Yapılacak toplantıda kötü gidişin masaya yatırılacağı öğrenildi. Arka arkaya gelen puan kayıpları sonrasında Trabzonspor'lardaki farkın 12 puana ulaşmasının ve oynanan oyunun yönetimde büyük rahatsızlık yarattığı belirtiliyor demiş ki az önce millete de okumuştuk. Hani yönetimde de artık şey var. Eleştiriler yüksek sesle dile getiriliyor. Demiş şuradan devam edeceğim. Ee, yönetim içinde Pereira'ya karşı olan isimlerin Portekizli teknik adamın gönderilmesi konusunda görüş bildirilecekleri iddia ediliyor. İddia ediliyor. Altını çizelim. Böyle yazılmış. Şimdi Adana Demir Antalya ve Altay'dı galiba ilk 3 maç kazanmıştı. Doğru. Goleyman'ın 3'te 3 üç yapmıştı. <laughs> o günkü kanaatim bu oyun sezon boyunca sürdürülemez. Gelişmek, değişmek zorunda. Ama tabii ki Pereira fena başlı bir şey inşa ediyor anladığımız kadarıyla. Ama bu inşaat daha yolu var. O gün kanaatimiz şöyleydi. Sonra Hatay maçı geldi. 2-1 kazandı. Ama tamamen Hatay dominasyonuyla geçen, çok fazla pozisyon verilen bir maçtan sonra Pereira dedi ki mükemmel oynadık. Bak orada benim ilk Pereira ile ilgili galiba Pereira ile olmayacak kanaatini dile getirdiğim program. Hatay 2-1 yendiği maç. Hatay 2-1 yendiği maçtan söyledim ki Pereira bu oyunun mükemmel olduğunu düşünüyorsa evet. bu sezonu götüremeyecek. Çünkü bu oyun 8-10 maç tekrarlanabilir. 38 maç tekrarlanamaz. Fenerbahçe'nin oyunu değil. Fenerbahçe'nin oyunu değil Demiştiniz Hatay de. spor gibi oynamayacak Süper takımların birçoğu. Fenerbahçe maçları domine etmek zorunda. Hatay domine etmişti o maçı. Hatay domine eder. Karagümrük eder. Başakşehir eder. Galatasaray edebilir. Beşiktaş edebilir. 5-6 Trabzon edebilir. Ama 20 takımın 13-14'ü topu sana bırakacak. Hatay oyununun mükemmel olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. O günden sonra da yanıltmadı gerçekten. O gün çünkü burada Hatay oyununun mükemmel olduğunu düşünüyorsa Pereira'ya devam edilmesi galiba hayal kırıklığı yaşatacak. Çünkü bu oyunu 8-10 maçtan daha fazla tekrarlayamaz diye düşüncemi söylemiştim. Peki tamamen umudumu nerede kaybettim? Tamamen umudumu kaybettiğim maçlar mesela Antwerp maçında 2-1'i korumaya çalışması. ikinci yarı maçında kontak kapatması ve İstanbul'da o maçın 2-2'ye gelmesi. Olympiakos maçından sonra Fenerbahçe'nin seviyesinin Olympiakos'un altında olduğunu düşündüğünü ve Avrupa Ligi'ni mı düşünüyorsunuz diye algıyı manipüle etmez. Buralarda evet artık niyetiyle ilgili şüpheye düşmeye başladı. Bence son nokta Göztepe maçı sonrasında yaptığı açıklamalar oldu. Değil mi? Şutlar 11-3. Benim şahsi kanaatim o. Haklısın. Eksik bıraktım. Şutlar 11-3. Korneler 6-3. Benim kanaat orada oluşuyor. Bak şutlar yani. 11 3, kornerler 6 3. Diyor ki maç çok fazla faulle durdu. Fenerbahçe 14 faul, Göztepe 9 faul. Yani gerçekten insan imtina eder. Bu açıklamayı yapmaktan önce bir istatistlere bakar. Düşündüğü şeyle olmasını beklediği şeyle olan şey gördüğü şey. Örtüşmüyor. Gerçeklikle örtüşmüyor. Ya da biz Sanki bir 3 boyutlu gözlükle izliyor, başka bir şey görüyor. 23 faul olmuş. 14'ü Fenerbahçe'den maçtan sonra çıkıp Faullerle oyun çok durdu diyebiliyorsun. İnsan bunu dememeli. Önce bir istatistik öğrenir sorar. Ya rakibin kaç faul, bizim kaç faul? 11 3 şutlar. İyi oyundu vesaire falan. Şutlar 11 3, korneler 6 3. Yarıda. Diyorsun ki çok iyi oynadık. İkinci yarının son bölümünde Göztepe vitesi artırıyor. Sen vites küçültüyorsun, İrfancan'ı çıkarıyorsun ve diyorsun ki ikinci yarıda esas hak eden bizdik. Yani yo hayır. Ee, yani geri kalan sen hariç geri kalan insanların gördüğü maç bu değil. Değil, doğru. Gazetelere yansıyan Fenerbahçe cephesinden başlıklar böyleydi. Değerli izleyenler şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi e, akşam gazetesine gidiyoruz. Akşam gazetesinden Ha Galatasaray'a geçeceğiz. Hepsini okuduk değil mi Fenerbahçe'den? Tamam. Akşam gazetesi rotasyon mağduru başlığını atmış. Avrupa'daki kadroyu ligde oynatmayan Galatasaray bunun bedelini ağır ödedi. Avrupa dönüşlerinde sahaya farklı isimlerle çıkan Galatasaray inanılmaz puan kayıplarına imza attı. Şampiyonluk umutları daha sezonun yarısı gelmeden bitti gibi. Kaşlar yerinden oynadı demiş gazete. Evet. Rotasyon mağduru başlığıyla ki maç öncesinde de şey özür dilerim maçtan sonra da bu rotasyon konusunu değerlendirmiştiniz. Şimdi Galatasaray 2000 2001'e benzedi bu performans. 2021-22 performansı tabi maalesef ki yaş tutanların sayısı azaldı. <laughs> maalesef. 21 yıl önceyi değerlendirmek tabi. Bir cümleyi kurduktan sonra fark ettim <laughs> ne kadar eski olduğunu verdiğim örneğin. Lucescu'nun ilk sezonuydu. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyordu. Ve Şampiyonlar Ligi'nde e, çeyrek final yapmıştı. Real Madrid'e karşı çok onurlu maçlar oynayıp Bence Real Madrid e geçebilseydi Bayern Münih Valencia'nın final oyunda aslında düşük profilli bir sezondu. Galatasaray daha ileride gidebilirdi. Bence bir Türk takımının şampiyonlar gibi finali hayali en fazla kurdurduğu sezon. 2002 2001 sezonu. O sezon Galatasaray şampiyon olamadı. Fenerbahçe şampiyon oldu Mustafa Denizli Ve orada da öyle bir ikilem oluşmuştu. Şampiyonlar Lig kadrosu, Süper Lig kadrosu. Şampiyonlar liginde kullanılan oyuncunun Süper Lig aynı performansı yansıdı. Çeskun çok fazla rotasyon yapması ve bundan basit puan kayıpları yaşanması. Oraya benzetiyorum 21 yıl önce 21 yıl sonra yine haklı olduğunu düşünüyorum. Bu analizlerin. O gün de haklılardı, bugün de haklılar. Galatasaray gerçekten Avrupa Ligi'nde çok daha farklı motive oldu. Çok daha yüksek konsantrasyonla, tutkuyla, arzuyla, coşkuyla. Topu ısırdı. Hani öyle bir tabir vardır ya Tabii. futbolda. Ama Süper süperlikte bazen ucuyla dokundu. Avrupa Ligi'nde topu ısırırken. Yani bu istek, arzu e, barometresinde küçük farklar değil de bazen büyük farklar oluştu tabii ki bunu belki doğal da bulabilirsiniz. Çok kolay değil. Birçok ligde birçok takım bu dengeyi sağlayamıyor. Bu dengeyi sağlamak için de bir derin kadroya güçlü bir rotasyon kabiliyetine ihtiyacınız var. Son maçta Çıkaldao, Kerem ve Figuli yedek oturttu Galatasaray. Baktık ki 45 dakikanın sonunda Çıkaldao, Kerem ve Figuli yedek oturtabilecek bir derinliği yok. Yok. Üretemiyor. Üretemiyor. Başka Çıkaldao, başka Kerem, başka Figuli yok takımda. Üçünü birden oturttuğunda Galatasaray çok düz bir takıma dönüştü. Koşuyor, savaşıyor, mücadele ediyor başka bir şey yapmıyor, üretmiyor. Bunu tespit, yani Malatya maçı bunun çok önceden tespit edilmesi gereken bir maç değil miydi? Bunun çok önceden öngörülmesi Aslında gereken öyle, bir maç değil Kadroya mi? baktığın zaman. Çünkü Fegüli sezon başından beri söylüyoruz. Kanatta oynaması şartıyla orta alanında da yer bulabilir kendisine diye. Elbette izleyici olarak, yani bu oyunu seven, izleyen insanlar olarak. Elbette teknik Ki direktörü İyi performans da verdi. Yani. Çıkaldao ve Kerem de öyle. Net bir şekilde bir ekstra oyun planı sağlıyor Feguli. Aynen öyle. Çok özel Ek bir. Ek oyun planı. Bir de Terim Altın çizdi. iyi de profesyonelmiş. Oynamadığı zaman evet. oynamıyorsan bir sebebi vardır diyebilecek Hocanın bildiği da, vardır diye. Dedi. Müthiş. Tebrik ederim Feguli'yi Bu konuda Çıkaldao Kerem Feguli bir arada üçü birden olmayınca büyük derin bir boşluk yarattılar. Belki biri olsa, belki ikisi olsa dakikalar bölüştürülse biri bir devre, diğeri otuz falan on planlansa ama biri başlasa. Mesela Feguli başlayabilir miydi acaba bilmiyorum neydi fiziksel durumu. Çıkaldı ama çünkü Çıkaldı ile Kerem girdi Galatasaray'ın vitesi değişti. Ama bir devre yetmedi. O yüzden buradaki hani eleştirdiği bir bakıma haklı oluyor. Çünkü Galatasaray bir devreyi çöpe attı ilk 45'i. ...ikinci yarı yetmedi. Türkiye'de maçları kazanmak için 45 dakika yetmiyor. Çünkü Malatyaspor'da Spor'da direnci, bir şumudika takımı 5 artı, artı 4. Çok organize tabii. durdular. O kadar kolay boşluk vermiyorlar. Dirençli takım. Oyuncu değişti de yapmadı. 86 dakika oyuncu da değişti yapmayıp bile de dirençli durdu. Sana ikinci yarıda 45-65 arası biraz pozisyon <laughs> kokusu aldın. Sonra onu da azalttı dikkat edersen. Altını kıstı. Doğru. 65'ten sonra koku aldığın pozisyonların da sayısı azaldı. O yüzden ben de aynı kanaatteyim. Yani bu rotasyona Galatasaray'ın derinliği yetmedi. Bir sonraki sayfa Foto Maç gazetesinden Kerem uçuyor demiş gazete. Ozan'ı alan Stuttgart yine bir Galatasaraylı oyuncunun peşinde. Ortaya koyduğu başarılı futbolla Avrupa'nın devlerini peşine takan genç yıldız için Almanlar harekete geçti. Stuttgart devre arasında sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalacak ve 8 milyon euro teklif edecek. Stuttgart 17 Ocak 2019'da Ozan Kabak için 11 milyon euro vermişti. 6 ay sonra da 15 milyon euroya Schalke'ye satmıştı. Şimdi Kerem'in peşinde ancak Galatasaray'ı ikna etmek için 8 milyon euro yeterli değil. Bu ücretin bu meblağın üzerine çıkması gerekiyor demiş gazete. Galatasaray gol atamaz oldu. Bakın sol tarafta görüyorsunuz başlıkta. Elinde 3 golcüsü var. Ligdeki 10 takımdan daha az gol attı Avrupa'da başarılı bir performans göstermesine karşın Türkiye liginde dökülen Galatasaray gol yollarında adeta kurudu. Cagne, Mustafa Muhammed ve Halil Dervişoğlu gibi 3 önemli silahı bulunan Sarı Kırmızılılar son 3 maçında galibiyet alamazken sadece 2 gol atabildi. Son olarak yeni Malatya kilidini açamayan ve golsüz berabere kalan Galatasaray ligde geride kalan 14 haftada sadece 14 gol bulabildi. Bu sayı Süper Lig'deki 10 takımdan daha az. Aslında Sarı Kırmızılılar maç başına şut yüzdesinde 14.7 ile Trabzonspor ve 14.5 ile Beşiktaş'ın hemen ardında ancak bunu gole çevirme konusunda geride. Demiş. Burada da bir başka pencere açılabilir. 4-3-3 oynuyor Galatasaray Avrupa Ligi'nde. Ligde bence daha fazla 4-4-2 oynamalıydı. Yani Berkan Tayland'dan birinden daha fazla feragat etmeli, daha fazla maçta. Orta sayı daha fazla Berkan çıkaldı ya da Taylan çıkaldı kurmalıydı. Çift santrfor kullanmalıydı Halil Cagne Muhammed'den. Birin Avrupa'da kullandın diyelim ki ikisini ligde kullan. Hoca daha iyi bilir tabii ki. Ligde daha fazla maçta mesela 14 maç mı oynandı? Kaçında 4-4-2'yle gelse Konya maçının başlangıcı, Göztepe maçı ikinci yarısı, son maç Malatya maçı ikinci yarısı, hatta son 30'u. O kadar yani. Mesela başladı 4-4-2 başladı Konya maçı var. Belki unuttum bir maç daha vardır, yoktur. Halbuki 14 maçın bence 8-9 tanesine 4-4-2 başlayabilirdi. Bu ne değiştirirdi? Bir, daha fazla gol atardı. Daha fazla üçüncü bölgede verimliliğe dönüştürdü oyunu. İki, santrforları daha fazla hayatta kalırdı. Daha fazla dakika aldıkları için. Şimdi üç santrfor <laughs> bir formayı paylaşıyor. Üç santrforun bir formayı paylaşması başka bir durum. Üç santrforun Avrupa'da bir ligde iki formayı paylaşması başka bir durum. Daha fazla dakika, daha fazla içeride kalırsın, daha canlı kalırsın, daha fazla oynarsın. Bunun sonucu olarak da daha fazla performans verirsin. Galatasaray'ın da üç iyi santrfor var. Muhammed de Halil de Cagney de oynattığın zaman iyi performans seriyor. Ama az dakika alıyorlar. O yüzden burada da Fatih Terim'in e, yarından tezi yok bana sorarsan. Ligde en azından daha fazla 4-4-2 kullanması lazım. Galatasaray'ın 4-4-2 oynayabilecek her şeyi var. Yeterince santrforu var. Orta sonra rotasyonda uygun oyuncuları var. Ya iç sağ maçların hepsinde 4-4-2 oynarsın. Derbiler hariç belki. Oynarsın yani daha fazla 4-4'lük ki Birçok deplasmanda da oynayabilir. Halil'le Jackne'nin daha önce bunu verimli bir şekilde oynadığını da gördük. Halil ve Jackne oynadı. Halil Muhammed Konya maçında oynadı. Halil Burak Yılmaz milli maçta oynadı. Elinde birçok veri var. Ayrıca bu üç Santifor içinde Halil'in bir ekstra özelliği de var. Orta saha gibi de derine geliyor ve yardım da ediyor sana. Seni orta sahada ikili bırakmıyor. Üçüncü olarak seni tamamlıyor. Ya yani ikinci Santifor özelliğine sahip hani Santriforlar tip 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 farklı. Cagney'e evet tamam daha statiktir belki ama sen orta saha özelliği belki çok fazla vermez ama Halil aynı zamanda orta saha yönlüsü özelliğine de sahip. Bu başlığımızı da okuduk değerli izleyenler. Kerem'le ilgili pardon, pardon Kerem'le ilgili konuya değinebilir miyim? Kerem Akturkoğlu nazar değmesin. Şu an Türk futbolunun sıradaki büyük şeyi The Next Big Thing diyorlar ya Silikon Vadisi'nde. Sıradaki büyük şey Kerem Akturkoğlu. Yani belli ki bir sonraki 5 büyük ligi gidecek oyuncu. Tabii Uğurcan da olabilir. Kerem Doğan birkaç Süper Lig'in birkaç önemli değerinden biri. En başta geleni belki de. ve uluslararası maçlarda da şunu gösterdi. Milli maçlarda ve Avrupa Kupası'nda büyük maçlarda büyüyebiliyor. Büyük maçlarda nabzı tansiyonu yükselip ayakları birbirine dolaşmıyor. Kerem büyük maç oynayabiliyor. Lazio maçı, Marsilya maçı, Lokomotiv maçı, Karadağ maçı. Gösterdi bunları Kerem. Büyük maçlarda büyüyebiliyor. O zaman bir dakika. Kerem'in ligi değişti. Kerem'in ligi değişti. Bu maçlarda gösterdi. Ben büyük maç oyuncusuyum dedi. Benim ayaklarım titremiyor. Dizlerim titremiyor. Ayaklarım birbirine dolaşmıyor. O yüzden Kerem'in şu an rotası asla Stuttgart olmamalı. Stuttgart kümede kalma savaş veriyor şu anda. Birinci Bundesliga'da. Ve asla 8 milyon euro gibi bedeller liginde değil. Kerem bunların çok yukarısında. Hem milli takımın düzenli oyuncusu hem Gazi'nin düzenli oyuncusu hem Avrupa liginde önemli rakiplere karşı atıyor. Hem milli takımda atıyor. Ozan Kabak kart aldı doğru. Ama Ozan Kabak Galatasaray'da yarım devre oynamıştı. Bir savunma oyuncusu çok az müsabakada kendi göstermiş ki Fatih Terim de vermek de istemedi ayrıca Ozan Kabak. Yönetim adı sırayla verildi. Ki Kerem'in şu an ortaya koyduğu veriler çok daha fazla. Data çok daha fazla. Kerem Süper Lig'in 5 büyük ihraç etti. En pahalı oyunculardan biri olabilir bana sorarsan. Şu ana kadar en pahalı Türk ihracatımız Cenk galiba değil mi? 25 milyon euro civarında. Yani Arda Atletico Madrid'den gittiği için onu saymıyoruz. Süper Lig'den gitmedi. Yabancı oyuncuları da saymıyorum. Süper Lig'in en pahalı yerli ihracatı 23 ya da 25 Cenk. Kerem Pekala Cenk seviyesinde rakamlara ve Ulaşabilir. o takımlara evet. gidebilir. Yani Kerem o yüzden Gaz zaten acil edeceğini sanmıyorum. Kerem de acil etmesin. Doğru rotayı bulduğu zaman ancak değerlendirmeliler, düşünmeler. Şimdi bir araya gidelim değerli izleyenler. Aranın ardından da Avrupa'dan özellikle Premier Lig'den başlıklarımız var onları okuyacağız. Değerli izleyenler Daily Mirror'dan geliyor başlığımız ekranlarınıza Rafael Benitez'den. Demiş ki ben artık tam bir maviyim. Altları diyor ki eski Liverpool hocası Rafael Benitez bundan sonra artık tamamıyla Everton'a kendini adadığını belirtiyor evet. ve bu hayati 3 puan için bu hayati 3 puana da çok çok ihtiyacı olduğunu yazmış. 2004-2010 muydu hocanın Liverpool, Liverpool süreci mi? 2004-2010'du galiba. galiba değil mi? 2005'te şampiyon olarak şampiyon oldu. 2007'de finali kaybetti. O Liverpool dönem. halimden eser yok şimdi. Diyor özetle yani. Madonna'nın şarkısı değil mi bu True Blue diye? Albümü, ilk albümü. İlk albümün ismi. Yani. Geçen de konuşmuştuk. Evet bu konuda itişmiş ve haksız çıkmıştım. <laughs> albümün çıkış şarkısı konusunda. Yok %99 senakta haklı çıkmış. Yok, gerçekleri <laughs> söyleyelim. O gün bir talihsizlik yaşamıştı. Şimdi Çok, buyurun. Liverpool'u çalıştırdığı dönemde Everton'la ilgili küçük kulüp yakıştırması var. Ee, ve Everton taraftarı en baştan beri istemedi büyük ölçüde Benitez'i. Şimdi Merseyside derbisi çıkacak ve daha önce 100 yıldır 20. ve 21. yüzyılda Everton ve Liverpool çalıştıran hoca yok. Merseyside derbisine bir mavi bir kırmızı çıkan hoca yok. O yüzden çok büyük olay bu Everton'ın Benitez'i göreve getirmesi ve işleri de iyi gitmiyor. Sanırım 7 maçtır kazanamıyorlar bu maçta da iyi sonuç alamazsa yolların ayrılabileceği bile konuşuluyor. O yüzden Benitez'e son kozlarını oynuyor. Özetle konu bu. O da bu minvalde bir e, şey söylemek durumunda hissetmiş. Kalp kazanmaya çalışmış. Kalp kazanmaya çalışmış. Şurada Uğur Bey solda e, Ranyek için bekleyiş devam ediyor demiş ama okuyamadım ben. E, çok küçük yazı. Ne için bekliyorlarmış biliyor musunuz? Şimdi bir çalışma vizesi sorunu var orada da. Renyek Mühendis imza attı. Ya daha doğrusu resmen açıkladılar. Evet. 6 aylık tek direktörlük, 2 yıllık danışmanlık için ama e, vize alması gerekiyor Rangik'in İngiliz hükümetinden ve o proses, o süreç şu anda uzamış. Arslanın başına da kesin olarak Michael Carrick çıkacak. Hatta daha da uzayabileceği, aralık ortası kadar uzayabileceği söyleniyor Rangik'in. Çalışma müsaadesinin İngiltere'nin alması gereken bir Alman olduğu için ve daha önce İngiltere'de çalışmadığı için uzadığı söyleniyor. Ki önce Michael Carrick'in Chelsea maçının son maçı olduğu söyleniyordu. Yani bunu medya öngöremedi. Haberler o şekildeydi. Son maçı ve son maçında Ronaldo'yu kulübede oturttu diye haberler çıktı. Mesela ben de onu şöyle yorumluyorum. Bence Kerik ranikle temasta. Zaten Arsenal maçına çok büyük bir ihtimalle Ranyik yapacaktır 11'i de. Bence Kerik ranikle temasta ve artık ranikle beraber yönetiyorlar takımı gibi hissettim. Ve Cristiano Ronaldo'yu da kulübede oturtması bence tesadüfliyir. Ranyik gelir gelmez takımın iplerini ele alabilmek için kendi istediği o önde presli, baskılı, koşucu oyunu herhalde çabuk oturtabilmek için Yıldızlar'a bir gözdağı mı vermek istediği hissettim. Bakalım Arsenal maçındaki 11'i görünce daha iyi alacağız cevabımızı. Arsenal maçı, Palace maçı. O cevabı daha iyi alacağız. Ronaldo'yu hala böyle ekonomik kullanırsa için içine Ryan parmağı oldu kesinleşecek. <laughs> Peki diyelim ve bugün de bu şekilde noktalayalım. Kapatmadan önce hemen bugün Bean Sports ekranlarında neler var onu da getirelim, aktaralım, sizlerle paylaşalım. Malumunuz saat 13'te her gün olduğu gibi gün ortası programımız Roksan Kunter ve Bülent Timurlenk ile birlikte sizlerle birlikte olacak. Ardından saat 16'da Dünya'dan Spor var. Ana Haber bültenimiz 18'de Süper Lig haftası yine 18'de geride bıraktığımız haftadan öne çıkan notlar sizlerle birlikte olacak. E, farklı açı programımız saat 19'da ee, ekranlarınızda kaleji golcü 19.30'da başlayacak. Geride bıraktığımız haftada atılanlar, kurtarılanlar, bu da kaçar mı denilen pozisyonları izleyebileceksiniz. Bu programlarımızın dışında bir sürü de maçımız var. Fransa'dan özellikle Anji, Monaco, Brest, Saint-Etienne, Mence, Montpellier, Strasbourg, Bordeaux karşılaşmaları saat 21'de ama bitmiyor. 21'de Troy-Lorient karşılaşmasının ardından bir de 23 e, slotu e, saati var. Clermont-Lens, e, lyon Reims, Nantes-Marsilya, Paris Saint-Germain, Nice, Rennes, Lille başları 23'te oynanacak. Yeni nesil talk show'umuz yine saat 23'te ekranlarınız ekranlarınızda olacak ve günü de program anlamında saat 23'te spor gecesiyle haber kanalımızdan kapatacağız. Uğur Bey çok teşekkürler. Ağzınıza ben sağlık. Teşekkürler. Yine çok güzel bir programı geride bıraktık. Değerli izleyenler bir bugünlük iki. bizden bu kadar. Tekrar birlikte olana dek yarın aynı saatte hoşça kalın. Mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.